Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Erdem Tiryaki merhaba, Mehmet Hocam merhabalar. Emine Hocam hoş geldin. Adem Hocam hoş geldin. Mehmet Hocam hoş geldin. Evet arkadaşlar, arkadaşları bekleyelim birkaç dakika, ondan sonra Cahin'in yanımıza geçeriz. Sercan Hocam merhabalar, sağ olun, iyiyim, sizden ne var ne yok. İnce Dursun, Antep'ten selamlar demiş. Volkan Hocam merhabalar, Mehmet Hocam merhabalar. Öncelikle hepiniz yayına hoş geldiniz. Melide Hocam merhabalar. Adnan Karaalan merhabalar hocam. 936 sıram. Birazdan hepsini açıklayacağım arkadaşlar. Malum bir süreçten geçtik. Bu süreçte artık etkili oldu. Puanını bilenler burada şu anda. Umudu olanlar, atanma ihtimali olanlar burada. Diğerleri bekliyor artık. Yapacak bir şey yok. Bu şöyle arkadaşlar. Öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şuna benziyor. Yani bu bir müsabaka düşünün. Müsabaka sonucunda birileri kazanacak, birileri kaybedecek. Yapacak bir şey yok. Kendimden örnek vereceğim arkadaşlar. Burayı dikkatli dinlemenizi istiyorum. Anlatmışımdır belki, bilenler biliyordur ama ilk sene sınava girecektim. Üniversiteden mezun olacağız. Dördüncü sınıftayım. Sınava gireceğim. İyi de çalışmaya başladık. Sınava 5-6 ay var. Hocamız, bakanımız açıklama yaptı. Dedi ki beden eğitimi, resim ve müzik dersinde öğretmene ihtiyacımız yok. Ve bunlardan alım yapmayacağız dedi. Öncelikle bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü sizin duygu halinizi ben daha önce de yaşadım. Birebir aynısını şu anda biliyorum. Nasıl duygulardasınız, nasıl duygular içerisiniz, hepsini biliyorum arkadaşlar. Tabii dünyam yıkıldı. Dedik madem azalıyor, zaten azalıyorlar. 200 kişi alıyorlardı o zaman arkadaşlar. Dedim ki o zaman çalışmayalım. Çalışmadık. Pat bir açıklama yapıldı arkadaşlar. 1200 kişi alındı. Hayda. Kaç aldım? 65. Arkasından ikinci atama oldu. 500'de o zaman aldı. 1700. Kaçta kapattı biliyor musunuz? 68'de kapattı. Hiç çalışmadan sınava girdim. 65 aldım. Ve 68'de kapandı. Neyse dedik. Eyvallah. Vardır bir bildiğim Mevla'nın. İkinci sene sınava girdim arkadaşlar. Yani mezun olduk hemen arkasından. İkinci sınava girdim. Girdiğimde 75-400 aldım. Dedim tamam bu sene atanıyoruz inşallah. Bir açıklama yapıldı. Pat. Sınav ya tahminimce 250 kişi falan aldılar o zaman da. Ben büyük bir ihtimal o zaman sıralama açıklanmıyordu. Herhalde 270 ya da 280. sıradaydım. Benim aldığım puan 75-400. Atama puanı 76-75-600 arkadaşlar. 0,2 ile 1 yıl bekledim. Bakın önce bunu anlatayım. Dinleyin kalbiniz bir ferahlasın. Oturdum arkadaşlar ağladım. Sınav açıklandı. Yatağıma geçtim arkadaşlar. Ağlıyorum hüngür hüngür. Sizlerin duygularını çok iyi anlıyorum o sırada. Ağladım dedim ya Rabbi ne suç işledim ne günah işledim. 0,2 ile bir sene boyunca ben bekleyeceğim. Ara atama olacak mı? İkinci atama olacak mı? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Zaten ben şunu söyleyeyim. Zengin adamın öğretmenlikte işi yok. Gariban insanlarız. Gariban insanlar olduğumuz için de işe ihtiyacımız var. Ne oldu? Bekledik. Bir sene boyunca. Ama çok canım sıkıldı. O ilk günü hiç unutmam. Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum. Var ya nasıl hıçkıra hıçkıra bilgisayarla da aram iyi, bilgisayar mezunuyum zaten. Bilgisayarın başına geçtim. Ve aynı evet Müslüm Baba kaseti koyun hocam. Sercan hocam doğru söylüyor. Geçtim bilgisayarın başına. Bilgisayarın arka planını değiştirecektim. Can sıkıntısından neler yaptığımı bilmiyorum. O sırada bir hadis karşıma geldi arkadaşlar. Aynen şunu diyordu. Kaygılanmana, tasalanmana gerek yok. Olan olur, rızık gelir seni bulur. Öyle mi dedim? Günde 8 saat çalıştım. Öyle mi? Tamam arkadaş, bu sefer 3 saat çalışacağım dedim. 3 saat çalıştım arkadaşlar bir sonraki sene. 3 saat çalıştım ve sadece KPSS dershanesine gittim arkadaşlar. Bir de sabah namazından sonra kalktık. Yaptık. Başka bir şey yok. Bir saat falan çalıştık. Arkadaşlar inanın var ya hakikaten de o sözü hayatımda uyguladım.
Kaygılanmana, tasalanmana gerek yok. Madem olacak, o zaman ben ne çok çalışırım ne az çalışırım dedim. Orta halli çalışın arkadaşlar. Tabii geçen yılki aldıklarımız da altyapı oldu bize. Orta halli çalışın. Günde 4 saatte arkadaşlar. İnanın var ya, kaç aldım biliyor musun? 77.410. Bir açıklandı. Sondan 400 kişi alıyorlar. 396. sıradayım. Hala durur gösterebilirim arkadaşlar. İnanın var ya, nasıl mutlu oldum. Bir yıl önce salya sümükken, bir yıl sonra arkadaşlar nasip. Evet, velhasıl girişimiz buydu. Nasip. Nasibinizde varsa, Allah kısmet ederse olacak arkadaşlar. Nasibinizde yoksa hiçbir şekilde olmaz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani o yüzden üzülmenize, kaygılanmanıza, tasalanmanıza gerek yok. Alacaktım arkadaşlar bir. Şöyle bir ara ara ekran görüntüsü alabilirseniz sevinirim arkadaşlar. Bana atın, yayınlayalım. Çünkü kaç kişi takip etmiş yayını, arkadaşlarımıza söyleyelim. Evet arkadaşlar, velhasıl kısmetinde, nasibinde olan muhakkak girecek. Hiç üzülmenize gerek yok. Bu sene olmadı mı? Bir sonraki sene. Diğer sene. Her sene deneyeceksiniz. Ne diyor? Ben sizin kaderinizi çabanıza bağlı kıldım. Bitti arkadaşlar. Tamam. O zaman çabalayacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim, sınavlar, puanlar neden arttı? Şimdi arkadaşlar, benim tezim neydi? Geçen yıla göreydi. Şimdi arkadaşlar yazıyor işte 110'a 45. Arkadaşlar 110'a 45 geçen yıl. Biz tabii ki 110'a 45 en az hedefimizdi. Yani bunu söylerken çarpıtmayın. Yani en az hedefimiz 110'a 45. Bakın arkadaşlar, 110'a 45 alan şu anda 79 civarı aldı ve 1500 kişinin içerisinde. Yani iki atamayla birlikte arkadaşlar bu şekilde olacak. İlla ki niye arttı? Bakın arkadaşlar, niye arttı? Bunu konuşalım. Evet, niye arttı? Arkadaşlar geçen yıl sınava giren sayısı ne kadar biliyor musunuz ortalama? 24 bin. Bu yıl 32 bine yakın insan girmiş. Şimdi arkadaşlar, yani otomatik olarak sınav sayısı ne oldu arkadaşlar? Ne oldu? Otomatik olarak sınava giren sayısı arttı. Sınava giren sayısı arttığı için illaki puanlar da artacak. Ama ortalama değişmedi. Bakın ortalama aynı kalır dedi. Çünkü niye? Ortalama daha önceki alan sınava girmiş bölümlerin ortalamalarına baktık. Birinci sınavda ne girdilerse genel itibariyle hepsi aynı kalmış. O yüzden ortalama değişmez dedik. Ama sınav sonucunun aralığı vesaire, bakın sınav sonuçta aldığınız puanlar da değişmedi. Dediğimiz gibi alacağınız puanlar tam söylediğimiz puan. Herkese söyledik. 5000 kişi mesaj yazdı. Kaç puan alabiliriz? Nasıl alabiliriz? Dediler arkadaşlar. Yani biz dedik ki şunlar olabilir, bunlar olabilir dedik. Ha, ikinci mevzu standart sapma. Tabi standart sapma bir önceki 2019'da 8'miş arkadaşlar. Şimdi 11 oldu. Otomatik olarak tabi ki bildiğiniz sorular, bilmediğiniz sorular, herkesin yaptığı sorular, herkesin yapamadığı sorular standart sapmaya ekledi. O yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani şey yapmanıza gerek yok. Nedir onun adı? Burada işte sınav puanları neden arttı, neden düştü? Kısmetinizde varsa sınavın içerisine gireceksiniz, o sıralamanın içerisine. Yoksa yapacak bir şey yok. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Rahat olun. Kısmetinizde ne varsa onu yiyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle bir tezimiz var. Şimdi benim gibi bu seneye göre arkadaşlar, bu sene büyük bir ihtimalle, yani alımlar olacak mı olmayacak mı, o mevzuya geliyoruz arkadaşlar. Birinci atama illaki olacak. Kaç bin olur? Benim görüşüm bu sene yani 30 bin ile 40 bin arasında bir atama olacağını tahmin ediyorum. Tabii ki inşallah daha da fazla olur. Az olmaz, fazla olsun arkadaşlar. İlk atamada belki iki atama olabilir. 15 bin 15 bin şeklinde düşünüyorum arkadaşlar. Ya da 20 bin 20 bin olabilir. Artık bakalım devletin gücü neye yeter. Neye göre söylüyorsun? Yorumlarda yazmışlar. Hocam neye göre söylüyorsun? Yani ikinci atama ihtimalini düşük görüyoruz. Ama var, yok değil. Neye göre? Sayıştay raporunun açıklamış olduğu rakamlara göre 100 bin tane açık var şu anda. Devletin de geçen yılki verilere göre 100 bin tane ücretli öğretmen almış. Yani açığı ücretli öğretmenle kapatmış. İster istemez belli bir kısmı
belli bir kısmı arkadaşlar 2019'da 100 bin olan açık 40 bin öğretmenle kapandığına göre otomatik olarak 60 bin öğretmen kalacak ya da 70 bin emekli olanlar vesaire. Bu sayı artık değişir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama şu var. İlk atama kesin olacak ve kaçta kalır? Görüşüm yani büyük bir ihtimal yine 700 ile 800 arasında bir puan olacak arkadaşlar. 700 ile 800 arasında özür dilerim alım olacak. İlk atama için söylüyorum. Bu da büyük bir ihtimal 80.9'a ya da 81'e. Geçen yıl kaçtı? 79.8'di herhalde. Tam hatırlayamadım. Ya 3'tü ya 8 olması lazım arkadaşlar. 79. Arada bir 1 puanlık ya da 1.3 puanlık bir bant var. Ya da 1.5 puanlık arkadaşlar. Geçen yıla oranla çok fazla bir şey değişmedi esasen. Ne değişti? Sınava giren sayısı arttı. Yani bizim geçen yılki söylediğim şeyler hala doğru, hala geçerli. Ama kim tahmin edebilir? 24 bin kişilik sınava 30, 31 bin, 32 bin kişi girdi. Bunu kim tahmin edebilir arkadaşlar? Kimse tahmin edemez ki. Yani bu müneccimliktir. Bizim söylediğimiz şeyler tahmindir. Kerem Hoca kaç net yaptı derseniz arkadaşlar. Yani ben kendimi söylüyorum. 45 soru yakaladım elhamdülillah. Bu nettir. Açıkladım. YouTube kanalında birebir karşılaşmadım. Bu nettir. Ama şimdi gelecek için sorular soruyorsunuz. Tahmin ediyoruz. Ondan sonra dalga geçer gibi gidin Kerem Balyemez'e sorun. Ya arkadaş bana soruyorsun o zaman bana inan, bana güven. Ya da benim söylediğim olacak mı diye şey yapmana gerek yok. Yani sağda solda konuşmana gerek yok ya arkadaşlar ya. Yani çok da şey değil öyle ya. İsteyen inanır, isteyen güvenir. Çok şükür söylediğimiz şeylerden de elhamdülillah yani birkaç şey haricinde çoğu şey çıktı. Çıkmadı değil. Ha, ilk kısım 80.8'e ya da o civarda bir şey katılır. Bir saniye arkadaşlar. Bir ekran görüntüsü alayım şuradan. Evet. İlk atama 80.9 ya da 8 civarında kalır arkadaşlar. İkinci atama ise yani ikinci atama olursa eğer bu arada işte bu arada bir bant var arkadaşlar. Asıl yığılmanın olduğu yerler arkadaşlar. 79'da bir yığılma var. İnanılmaz bana gelen notlarda arkadaşlar. İnanılmaz bir yığılma var. Ondan sonra 80'de inanılmaz bir yığılma var. 78'de inanılmaz bir yığılma var arkadaşlar. 77'de 70 bu arada çünkü niye giren sayısı arttı? Giren sayısı arttığı için otomatik olarak 32 bin olduğu için arkadaşlar sınavın seyri de değişti. Yani o yüzden kimse demesin ya bunu kimse bilemezdi zaten arkadaşlar. Biz müneccit değiliz. Ha ikinci atama olursa 78.8 ya da 78.9'da kalacak gibi arkadaşlar. Evet. Ha şimdi bazı arkadaşlarımız diyor hocam diyor kayma ihtimali var mı? Her sene kayma ihtimali oldu arkadaşlar. Bu sene de 100'e yakın kişiler kayma ihtimali olabiliyor. Yani o yüzden sıkıntı yok. Dua edeceğiz. Nasibinizde varsa olacak inşallah. Nasibinizde yoksa yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. O yüzden bol bol dua edelim. Bol bol kendimizi yenileyelim. Şimdi kimlerin çalışması lazım? Bir de buna bakalım. Kimlerin çalışması? Çalışmaya kimler devam edecek? Arkadaşlar kimlerin çalışması lazım? Yani 78.5'un altında olan kişilerin dersi artık bırakmaması lazım arkadaşlar. Ders çalışmaya başlayın. Ben arkadaşlara söyledim. Arkadaşlar dedi ki ya hocam çalışmaya başlayın. Bir sınav açıklansın. Ondan sonra başlayın. Zaten bir dinlenin. Belli bir süreçten uzun bir maratondan geçtiniz arkadaşlar biliyorsunuz. Artık yavaş yavaş çalışmaya başlayabilirsiniz. Artık ufak ufak başlayalım. 78.5'in altında olan herkesin çalışması lazım arkadaşlar. Şimdi sınavın seyrini arkadaş yazmış da iptal eden soru bir tane arkadaşlar. O da kaşık sorusu. Ben o soruya il bazında olarak baktık. İl bazında baktığımız için arkadaşlar Mersin olarak cevapladık. ÖSYM'de aynı cevap vermiş ama büyük bir ihtimalle sorunun soruş tarzından kaynaklanan bir detaydan dolayı iptal edildiğini düşünüyorum. Olabilir. Sıkıntı yok. Bir soru. Ben bana soranlara söyledim. İtiraz edin. Hakkınızı arayın. Hakkınızı arayın arkadaşlar. Hakkınızı arayın. Yapacak bir şey yok. Çünkü hakkınızı arayın. Yine cevap kağıdında, cevap anahtarında hatalı olanlar varsa, düşünüyorsa hakkınızı arayın, itiraz edin. 7 günlük bir süreniz var arkadaşlar. Hemen itirazınızı bildirin.
Unutmayın. Ha şunu da belirteyim arkadaşlar. 78,5 olanlar dedik ya arkadaşlar. İşte bunların altındaki kesin çalışsın da. Diğerleri de nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Yani ikinci atama olmayacakmış gibi düşünün. Muhakkak çalışın. Bakın burası Türkiye. Her an her şey olabilir. Bir bakmışsınız 10 bin kişi alınmış. Bir bakmışsınız 20 bin alınmış. Bir bakmışsınız 30 bin. Her şey olabilir. 78 özür dilerim. İlk atamada büyük bir ihtimal 80'in üstü olanlar arkadaşlar. 80 üstü olanlar çalışmayabilirler, kalabilirler. Ama 80,8'in 80,5'in altında olanlar arkadaşlar çalışmayı ihmal etmesinler. Bakın belli olmaz. Burası Türkiye. Emeğiniz boşa gitmesin. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Yakında açıklanır zaten arkadaşlar. Bir ay içerisinde her şey olur. Açıklanır. Alınacak öğretmen sayısı, atama sayısı vesaire Kasım gibi gerçekleşir arkadaşlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Arkadaşlar 110'a 45 dediniz, vebal almış. Hiçbir vebal almadım ki arkadaşlar. Sınavdan sonra biz en az hedefimiz 110'a 45. Sınavdan önce en az hedefimiz 110'a 45 dedik ve 110'a 45 alanlar zaten arkadaşlar puanı yüksek. Ama bu kadar kişinin yüksek alacağı kim şey bu kadar kişinin sınava girecek kimse tarafından tahmin edilmedi arkadaşlar. Doğal olarak 3. sınıfa girmiş olabilir. İşte mezunlar zaten yaklaşık olarak bir 3.500-4.000 arasında mezun veriyor. Antrenörlükler, rekreasyonlar vesaire herkes sınava girmeye başladı. Daha önceden formasyon olmayanlar belki sınava girmedi. Bakanın açıklamasıyla formasyon alanlar sınava girmeye çalıştı vesaire. Yani o yüzden bunu şey yapmanıza gerek yok yani vebal dersin sanki çok da bir şey değil yani 110'a 45 senin hedefin 110'a 45 ise sen atanamazsın ki zaten mantıken. Yani amacınız en az kademede 110'a 45 almaktı. Biz bunu söyledik ve geçen yılki verileri gibi bunu basra basra burada herkes canlı yayınlarında şahit geçen yılki verilere göre arkadaşlar bunu herkes biliyor. Ben bu kelimeyi en az 100 kere tekrar etmişimdir. Geçen yılki verilere göre 110'a 45 atar. Tabii ki bir sonraki senenin ne olacağını bilmiyoruz arkadaşlar. Yani işte bir sonraki sene standart sapması farklı. Bunu herkes bilir. Soruların zorluk derecesi farklıdır. Ondan sonra giren kişi sayısı farklıdır. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Yani bak hocam ne güzel demiş. Allah sizden razı olsun diyeceğine vebal alsın. Hakikaten de ücretsiz yayın yapıyorum. Ben bu insanları anlamıyorum ya. Ücretsiz yayın yapıyoruz. Ücretsiz sorular yayınladık Instagram adresimizde. Bunlar ücretsiz bakın arkadaşlar para verilen yerleri siz ücretsiz aldınız, ücretsiz faydalandınız. İster faydalanın, ister faydalanmayın. Bu beni ilgilendirmez. Ben sizler için bu hizmeti verdim arkadaşlar. Siz bunu alıp ister çalışın, ister çalışmayın. Kusura bakmayın ya. Kusura bakmayın yani bu çok ayıp bir şey. Öğretmen olacaksınız. Yani öğretmen olan bir insan ya hocam yapmayın gözünü seveyim bunlara şey yapmayın işte takmayın diyorsunuz da ya emeğimiz de yemesinler ya. Ayıptır gerçekten de ayıp yani. Bu hoş bir davranış değil. Her neyse biz konumuza geri dönelim. Evet arkadaşlar bir daha söylüyorum. İkinci atama olmayacakmış gibi 80,5'ler çalışmaya devam etsin. 80,6'lar çalışmaya devam etsin. Eğer ki ikinci atamada olursa arkadaşlar büyük bir ihtimalle 78,4'ün ya da 6'nın altındakiler arkadaşlar çalışmayı bırakmasınlar. 78,5, 6 kesinlikle çalışmayı bırakmasınlar arkadaşlar. Çalışmaya sürekli devam ediyorlar. Dediğim gibi beklemek beklememek sizin elinizde. Ben bunları söylüyorum. Tahminidir. Kerem Balyamez söyledi diye. İlla olacak Kerem Balyamez attı, imzayı attı, şudur budur yok arkadaşlar. Bitti. Ben söyledim. Artık ister alın, ister almayın. Yapacak hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Evet. Bu yıl atama sayısını söyledik. İkinci atamayı da söyledik. İtiraz hakkınızı kullanın arkadaşlar. Notlarıma baktım. İtiraz hakkınızı kullanın. Her zaman kullanın ya. Yani herkes soruyu doğru biliyor. İlla ki insan oluyor hata yapar. Bakın ben ÖSYM kaşık sorusunu kendimden doğal olarak biliyorum. Yani bir soruyu sorarken bazen anlatmak istediğinizi anlatamıyorsunuz. Ters oluyor. Kulağı buradan tutacağına buradan tutuyorsunuz. Bunu sonradan fark ediyorsunuz. Öğrencilere veriyorsunuz. Onlar çözüyorlar. Onlar da geri dönüt alırken ha hocam olmuş diyorlar. Buna göre ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Pat bu sefer farklı bir yerlere gidiyor soru. O yüzden bence bu soru da ondan dolayı olmuştur arkadaşlar. Ha evet çalışmaya gelince arkadaşlar
Yani nasıl çalışalım? O geri kalan zamanlarda işte ataması olmayan arkadaşlar ufak ufak çalışmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sonuçta bu işin bir kazananı olacak, bir de kaybedeni olacak arkadaşlar. Kaybedenler çalışacaklar. Ben de 3 kere sınava girdim. Benim aptal olduğum anlamına gelmez ki bu. Bu işler nasip kısmet işleridir arkadaşlar. Hiçbiriniz aptal değilsiniz. Hiçbiriniz zekası geri değil arkadaşlar. Nasibinizde, kısmetinizde yok. Aldınız 70, aldınız 65, aldınız işte 80. 80 alıp da atanamayacak konumda olan da insanlar olacak belki bu sene. Haksız mıyım arkadaşlar? Yani bilemiyoruz. O yüzden süreci görmek lazım. Dediğim gibi ilk atama yeni gelenler için söylüyorum. 80,8 ya da 9'da kalabilir. İkinci atama arkadaşlar olursa ki 78,8 ya da 78,9'da kalma ihtimali var arkadaşlar. İlk atama yine geçen yılki gibi görüyorum. Sayıştay neye göre söylüyorsunuz derseniz Sayıştay raporlarına göre arkadaşlar geçenlerde açıklandı Sayıştay raporu. Öğretmen ihtiyacı var. 2009'da 100 bin kişiymiş. 40 bin kişi daha atandı. Ne oldu arkadaşlar? 60 bin kişi kaldı. Bitti. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden şey yapalım arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Özür dilerim. Bir cevap geldi. Ona hemen bir cevap alalım. Evet arkadaşlar. İtiraz hakkınızı söyledik. Canlı yayın alacağım şimdi birazdan. Bir de sizlerin görüşlerini dinleyelim arkadaşlar. Canlı yayına katılmak isteyenler varsa istek göndersinler. Bu arkadaşlarımızla canlı yayında görüşeceğiz. GSB alımları olur mu? Belki sınava bekliyorlar. Olacak dediler. Federasyon başkanlarımız muhakkak olacak dedi arkadaşlar. Olacak inşallah. Allah kısmet ederse arkadaşlar. Bekliyoruz. Aralık ayı gibi ya da Kasım ayı gibi olma ihtimali var. Yani bize söylenen bu arkadaşlar. Ya Kerem bazen söyler. Biri Kerem Baylemez bunu söylüyor. Ya arkadaşlar ben nereden duydum? Federasyon başkanı. Ondan sonra Gençlik Spor'dan daire başkanları. Ya da işte tanıdıklar söylüyorlar. Yani alacağız diyorlar. Ya canlı yayında federasyon başkanları bizzat söyledi burada. Yani alım olacak. Ama arkadaşlar işte pandemi var. Pandemi süreci etkiledi. İlla ki beklemedeler. Belki ekonomik kriz var. Belki başka bir şey var arkadaşlar. Bunu bilemeyiz yani. Bunlar tahminidir. Siz asla ve asla bu olacak. Ya ben bu olacak diyebilmek için Maliye Bakanı olmam lazım. Lütfen ya öğretmensiniz. Azıcık gerçekten biraz bilinçli konuşun ya. Sağda solda yazarken bilinçli yazın ya. Öğretmen adam olacaksınız ya. Adam bana gelmiş diyor ki hoca hani kaşık sorusu yanlıştı. Şey doğruydu. Ya arkadaş ben söyledim. Sorunun şekline baktık. Bize göre doğru dedik. Ya olabilir ya. Ben de hatalı 30 tane hata yapmışım. Soru bankamda. Bak hata yapmışım. Kendim söylüyorum arkadaşlar. ÖSYM hata yapmış. O kimse ÖSYM'ye bir şey demiyor. Kerem Baylemez hata yapmış. ÖSYM 75 soruda bir tane hata yapmış arkadaşlar. Evet 75 soruda. Ya arkadaş ben de 1450 soruda 30 tane hata yapmışım. Yani yapacak bir şey yok. ÖSYM'ye kimse bir şey demez. Kerem Baylemez yapınca Kerem Baylemez böyle. Neyse arkadaşlar yine beni sinirlendirmeyin bak. Evet arkadaşlar çok güzel dönütler aldım hepinizden. Gerçekten de inanın. Bakın şuna da inanıyorum. Yani eğer ki şu sınavın seyri değiştiyse bakın arkadaşlar birçok kitabımız satıldı. İnanılmaz derece. Geçen yılın en çok satan kitabıydı arkadaşlar. Bunu net söylüyorum. Kitapçılarda araştırıp bakabilirsiniz. Ve 45'e yakın soru yakaladık. Ciddi bir rakam. Özellikle videolarla birlikte arkadaşlar inanın yani bu rakam 55'e kadar çıkar. Biz tabi bakmadık. Yeterli olana baktık. Fazla da şey yapmadık arkadaşlar. İnanın samimiyetimle söylüyorum. Bakın arkadaşlar bu %100 tescilli. Bunu arkadaşlarımızın hepsi gördü. Yazanlar var, çizenler var. 5000'e yakın mesaj cevapladım. En az 2000, 3000 tanesi hepsi Allah razı olsun sizden dedi. Zaten bana da bunlar yeter arkadaşlar. Kitabı uygun fiyata verdim. Bakın arkadaşlar kargosu dahil 35 liraya verdik. 1500 soruluk hiç kimse 1500 soruyu arkadaşlar kargo dahil 35 liraya vermez internete bakın. Yani o yüzden şey yok. Formasyon konusuna gelince arkadaşlar formasyon konusunda netlik sadece şu var. Bakın arkadaşlar geçenlerde arkadaşlar söylüyor da bakanın bir açıklamasına istinaden söylüyorum. Benim açıklamam değil. Yine yanlış anlıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle. Ya dün birisi gösterdi gruplarda bugün müydü özür dilerim. Kerem Baylemez 72'de kalır diyordu geçen. Ya Kerem Baylemez ne zaman 72'de dedi? Kerem Baylemez'in söylediği sözler ortada ya. Yapacak bir şey yok ya.
Ortada Kerem Bayram'ın söylüyor. Yani 72 diye bir yalan da konuşmasınlar arkadaşlar ya. Ben bakanın açıklamalarına istinaden arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bakan şunu söyledi. Dedi ki formasyonu kaldıracağız. Gerekirlerse onlara atandıklarında o belgeyi biz vereceğiz. Şu anda bakanın da öğretmen olduğum için arkadaşlar en büyük hayali tüm öğretmenlerin tezsiz yüksek lisans yapması. Evet, bakan bunu çok istiyor. Yüksek lisans, her öğretmenin yüksek lisans yapmasını istiyor. Bununla ilgili projesi var. Yakında duyulur zaten arkadaşlar. Öğretmenlere özel indirimli ya da ücretsiz lisans verecek. Artık bilemiyoruz arkadaşlar. Bunu bilemiyoruz. Yani o yüzden bir şey diyemiyorum. Biz milletin açıklamasına göre konuşuyoruz. Evet, haklısın hocam, Hakan hocam. Özür dilerim. Ara ara söyledim. Çünkü saçma sapan insanlar var. Onlara yine en azından bildireyim diye, inanmayasınız diye arkadaşlar. Evet, kitabım çıkacak. Konu anlatımı kitabı. Kasım ayında şu anda çalışmalar devam ediyor. Bir 15 günlük sürecimiz daha var arkadaşlar. 15-20 günlük. Ondan sonra basım süreci girer. Basım sürecinden sonra en ucuz fiyata sizlere verilecek arkadaşlar. Herkes faydalansın diye. Bu kadar basit arkadaşlar. İnşallah olacak. GSB alımını söyledim. Bekliyoruz. İlkokullar konusuna gelince arkadaşlar. İlkokul konusu bakın arkadaşlar. Bu Cumhurbaşkanı tarafından net olarak söylendi. Hamza Yerlikaya bakan tarafından net olarak söylendi. Ama şu var. Bakın arkadaşlar. Burayı yöneten Talim Terbiye Kurulu var. Bu Talim Terbiye Kurulu arasında beden eğitimi dersinin ilkokullarda olmasını istemeyen birçok üye var. Evet, bizzat var arkadaşlar. Yani çünkü bu yıllardır her tarafta söylenen, 3 yıldan beri biz bu çalışmayı yapıyoruz. Arkadaşlar sanki kendimi istiyorum ya. Ya Türkiye sporu için, beden eğitimi için ilkokullarda beden eğitimi ana sınıfından itibaren gelmesi lazım arkadaşlar. Yani biz sporda inanın var ya beden eğitimi dersini o kadar karşılar ki müdürü olsun, yönetici olsun arkadaşlar. İnanın bir düşünce var. O düşünceyi yıkamadık. Al topu oynat. Bu düşünceyi yıkamadık arkadaşlar. Şu düşünceyi bir yıkabilirsek inşallah olacak. Bakın heh, Talim Terbiye Kurulu demişken az önce. Yani Talim Terbiye Kurulu'nun görüşleri değiştirilemiyor arkadaşlar. Yani Ziya Hoca da tabii açıklamalar yapıyor ama bir türlü olmuyor, gerçekleşmiyor. İnşallah bakan da belki zorlayacak. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden ilkokul konusu gündemde, beklemede yani. Bakan şöyle bir çalışması var. Belki bu da gelirse bizim için bir avantaj olabilir arkadaşlar. Liselerde şu sistemi uygulanacaktı. HES etkinlikleri, yani herkesin etkinlik uygulamaları olacaktı arkadaşlar. Yani dersten sonra 3 saat, 2 saat, 3 saat spor etkinlikleri, bilgisayar etkinlikleri ya da sanat etkinlikleri, müzik etkinlikleri olacaktı. Bunun büyük bir ihtimal bir benzerini ilkokulda yapmaya çalışıyorlar. Eğer ki atölyelerden bahsetti. Bu atölyeler kurulursa işte spor atölyesi, ne bileyim resim atölyesi, müzik atölyesi bunlar da kurulursa ki eğer oralara atama ihtimali olur mu? Onu da bilmiyorum ama yani böyle bir niyetleri de olabilir ama bunu işte ortaokuldaki öğretmenlerden de karşılayabilirler. Ben bunu tasvip etmiyorum esasen. Bunun olmamasını istiyorum. Bizim için olması gereken ana sınıfından itibaren derslere beden eğitimi öğretmenlerinin girmesidir arkadaşlar. Çok büyük sıkıntıdayız. Güç olmak için uğraşıyoruz arkadaşlar. Basında ses alabilmek için, söz sahibi olabilmek için dergi çıkardık. Spor ve Yaşam dergisi iyi gidiyor. Ha, destek verenlerden Allah razı olsun arkadaşlar. Olacak inşallah. Yapacağız, çalışacağız. Gayret bizden, takdir Allah'tan. Yapacağız sonuna kadar. Herkes Twitter hesabı açsın. Atama sayısını da artırırız. Her şeyi de artırırız arkadaşlar. Yeter ki birlikte olalım. Evet. Velhasıl böyle. Şimdi canlı yayına katılanlara bakalım arkadaşlar. Hem onların sorularına bakalım hem de şey yapalım. Evet, Melodi hocamla başlayalım. Çok istek gönderdim Melodi hocam. Sonra da Murat hocamla da bir bayan bir erkek olarak alalım arkadaşlar. Evet. Şu anda yayına çağırdım. Evet, hayırlı akşamlar hocam. İyi akşamlar. Nasılsınız? Nasılsınız hocam? Sınav nasıl geçti? Hocam çok güzel geçti. Yani ilk şeyde çok iyi değildi ama hani bir ağlayarak falan çıkmıştım sınavdan. Evet, bu arada Melodi hocam özür dilerim. Melodi hocam beni sınav bitti. Aradı. Hocam dedi ağladı.
Hocam dedi, gerçekten dedi, çok kötüyüm dedi, inanılmaz kötüyüm dedi. İşte çalıştıklarım, bildiklerimi yapamadım sanki dedi. Ben de hemen kendisine sakin ol dedim, bir nefes al dedim, sonra bir daha konuşalım. İşte anlattık, konuştuk, ondan sonra kendisine vereyim sözü. Evet hocam. Aynen hocam, ondan sonra zaten orada da konuşuyorlardı bayağı, hani böyle benim bütün sorularım yanlış gibiydi. Evet. Öyleydi. Ama netler işte açıklanınca bu sabah da şey yaptığımda 51 Aha. denetim normal olarak. Yani hani beklediğimiz bir şeydi, yine bakmıştık ama ya benim burada söylemek istediğim birkaç bir şey var aslında, onlara değinmek istedim ben de. Evet hocam. Şey, 2 ay kala çalıştım ben neredeyse alada. Yani totalde benim çalışmam 5 ay Ha. gibi bir süreydi. İşte genel kültür, genel yetenek eğitim derken alana 2 ay kaldı. İşte hocam ben o zaman ulaşmıştım size. Son 2 ay Evet. kala dedim. Elimde bir sürü kitap var ama şimdi hangi birisini açacağım, nasıl çalışacağım, nasıl olacak? Şimdi hiçbirini bilmiyorum. Hatta size şey demiştim. Hani hocam, sizinkilerle atanabilir miyim ben? Yani benim başka bir çarem kalmadı artık falan demiştim böyle. Siz de dediniz hani Allah'ın izniyle hocam hiçbir şey olmaz. Sakin olun, çözün, yapın, bir şekilde olur inşallah demiştiniz. Sonra ben sizin kitabınızı yaklaşık hocam her gün, yani 2 günde bir o kitabı döndüm. Yani sürekli böyle denemelerinizi, sonra yeniden de çıkartmıştınız yine. Başka da hiçbir şeye çalışmadım ben açıkçası. Evet, Yani tek benim kaynakla çalıştın yani hocam. aynen öyle hocam. Hani diğer kaynaklara bakmadım. Yani aslında bakmaya da Peki fırsat. neden bakmadın? Neden bakmadın? Niye böyle bir riske girdin? Hocam şimdi 2 ay kalmıştı. Şimdi bir de sorulara bakıyoruz alt üstü. Şimdi tabii diğer kaynakları da hani şey yapmak istemiyorum ama şimdi İsim bak. verme. Bak, isim verme. Çünkü o hoş bir davranış değil. Evet. Aynen Ha? öyle. Yüksek lisans da yaptım. O yüzden de şimdi E, az çok çok iyi. yapıyı bildiğim için hani tabii bu ÖSYM'nin soru tarzı bizimki gibi çok fazla olmuyor ama hani az çok yine de biliyorsun. O yüzden de dedim hani tek kaynaktan yürümek, bir de bakıyoruz şimdi sorulara. Daha cazip geldi bana, yani daha güzel geldi. Yani daha çok o hani beni çekti diyebilirim hocam o konuda. Peki umduğun gibi oldu mu yani? Hocam tabii ki olmaz mı? 51 net yapmışım. 51 net. O an bu arada netlerini sormadık. Ne yaptın hocam sen sınavda? Hocam şimdi ben 120 yapmışım genel kültür, genel yetenek eğitimden. Evet. Alandan da 51 net yaptım. 51 net. Maşallah hocam, çok iyi. 51 net Çok yaptım. çok iyi. Dedi, Puan olarak kaç geldi hocam? Puan olarak? 83,5, 83,6 geldi hocam. 83,6. Çok iyi. Çok çok iyi hocam. Alan Sıralama 288 geldi. maşallah hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Allah inşallah güzel bir yer nasip etsin hocam. Arkadaşlarımıza ne önerirsin? Nasıl çalışsınlar hocam? Hocam şöyle söyleyeyim, ben 5 ayım kaldığı için çok kısa bir zamanım vardı. Ben normalde özel okulda çalışıyordum. Evet. Benim zamanım olmadığı için ben ders çalışma saatimi çok arttırdım. Yani 12 saati, 13 saati buldu benim ders çalıştığım zamanlar. Hani o günün içinde o bir kitabı bile bitirdiğimi bilirim. Yani mesela sizin kitabınızı bir günde ben bitirdiğimi bilirim. Bir günde. Aynen öyle. 1400 küsür sorunuz vardı sanırım. O Bir günde sorunun 1400 soruyu bitirdin. aynen İnanılmaz. öyle. Ama şey oluyordu artık bir zaman sonra. Şimdi ikiye bölüyordum ilk önce kitabı. 2 güne yayıyordum son 15 gün Evet. kala. 4 gün kala artık tamamen böyle soruları ezberliyor. Rayına oturuyor. Ha, genel tekrardan sonra bir günde. Anladım. Anladım hocam. O şekilde devam ettim. Gerçekten Allah razı olsun hocam. Hani ben de mesela yorumları falan okuyorum. Şimdi görüyorum az çok böyle. Hani siz orada hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Hiçbir şekilde insanlara bir şey açıklamak da zorunda değilsiniz. Ama Evet. yani ben de bir öğrencim. Yani ben de 3, 3,5 senedir özel okuldayım. Orada çalışıyorum. Benim de öğrencilerim var. Hani insanlar çok o emeğin karşılığını alamayınca da hani ben bile okuduğumda sinir oluyorum böyle. Diyorum ki yani. Allah hayırlısını versin Melez Hocam. Allah gönlünüze göre versin. Birkaç arkadaşı da alalım. 5-6 kişiyi de alalım. Farklı kişilere. Çok çok teşekkür ederim. Sınavda aldığım puandan dolayı da tebrik ediyorum. İnşallah güzel yere atanırsın. Ailenize selamlar hocam. Teşekkür Görüşmek üzere. ederim. Hoşça kalın. Evet. Teşekkür.
Evet arkadaşlar, isteklere bakıyorum. Arkadaşlarımızdan istekler. Evet. Evet, Can Kütük Hocam. Yorumları kapattım arkadaşlar. Arkadaşlarımızın konuşmaları sizleri etkilemesin diye. Can Hocam Hocam, merhaba. selamlar. İyi akşamlar hocam. Şöyle daha müsait bir yere geçeyim. Şu an lambanın altındayım. Ben Olur. karanlık görüyorum. Sıkıntı yok. Evet, böyle Şöyle güzel. yapayım. Aynen, böyle güzel hocam. Hocam nasılsınız? İyiyim, Allah razı olsun. Sen nasılsın hocam? İyisin inşallah. Ben pek iyi değilim aslında Ne hocam anlatayım ya. hocam? Canı sağ Ya olsun. hocam. Şöyle arkadaşın başarı öyküsünü dinledik. Ben biraz üzeceğim arkadaşları. Biraz alan iyiydi ama ilk bölümde ben biraz hata yapmışım. Şu an boğazımda düğümleniyor konuşurken. Canın sağ olsun Hani hocam. Rahat ol. Rahat ol. tabii hocam devam ediyoruz. Yani ben burada yaklaşık işte hakkını vererek çalışan 15-20 tane 1000 tane besyocunun sesi olacağım. Hani hocam emeğin karşılığını beklemek, istemek çok önemli hocam. Yani onun karşılığını görmek istiyorsun. Ama işte olmayınca olmuyor hocam bazen. Yani umarım devlet büyüklerimiz bizi biraz daha anlarlar. Şu an sesim net geliyor mu hocam size? Geliyor, dinliyorum hocam. Sesini Tamam. dinlemek için okey dinliyorum hocam. Devlet büyükleri hocam spora, kültüre, sanata önem verirler artık. Yani gerçekten ya bunca gencin emeği hocam yani gençliğimizi ortaya koyuyoruz. Hani yemiyoruz, içmiyoruz. Yani yemin ediyorum hani yemek saatinden kıstığım zamanları bilirim Kesinlikle. ben. Kesinlikle hocam, ben de öyleydim yani, yapacak bir şey yok. İşte ama hani bakıyorsun hani alanı da yaptım. Hani kötü bir alan değil. 50 net bıraktım hocam alanda. Maşallah, çok iyi hocam. Çok iyi İlk ama işte hocam bölümden mi gittik hocam? ilk bölümden gittim hocam. Onda da şöyle gittim hocam. Ben Adana'dayım. Adana'da yaşıyorum. Ha. Adanalı arkadaşlar da bilir hocam. Adana sıcağını siz de duymuşsunuzdur. Tabii, çok Yani sıcak. ben size Gaziantep'liyim ben, yemin çok ediyorum. sıcak. Yemin ediyorum öğleden sonra eğitim sınavına girdiğimde terim gözüme kaçıyordu. Sınavın ortasında benim gözümün içi yanıyordu hocam tuzdan dolayı. Yani bir soru 3-4 defa okuduğumu hatırlıyorum. Yani şu an bayağı da duygulandım. Aklıma geldi ki şu an Canım. kelimelerim kopardı her yeri. Puan kaç aldın hocam? Puan kaç aldın? Hocam 78,3'te kaldım ben. Aa, tam böyle bir sınır oluyor. İşte insanın en çok zoruna giden kısım o oluyor, biliyor musun hocam? Böyle Kesinlikle hocam çalışıyorsun, yani çalışıyorsun, çalışıyorsun, tam orada kalıyorsun. Arafta kalmak çok kötü bir şey hocam. Hani Bitti. kendi adıma konuşayım. Hani 75-74 alıp olmadığını bilmek benim için daha iyi hayırlı olurdu diye düşünüyorum. Ama Hocam şimdi yok. oldu, Yok, şu olacak. an Hocam iyi. çok Olsun. üzüldüm Bu senin gerçekten. sınanman hocam. Bu senin sınanma. Yapacak bir şey yok. Sınanıyoruz. Hayat bu. Bakın şu anda KPSS'yle sınanıyorsunuz değil mi? Her şeyimiz Evet. sınav oldu artık. İlkokulda sınav, ortaokulda sınav, lisede sınav, üniversite sınav, üniversite bitiyor, KPSS sınav, KPSS bitiyor, aday öğretmenlikte sınav. Sınav, 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 sınav. Hayat sınav hocam. Yapacak bir şey yok. Hiç canını Orası sıkma. öyle hocam. Hiç üzülme. Yani inşallah hocam şimdi ama böyle diyorsunuz da hani biz öyle düşünemiyoruz ne yazık ki. Yani istemesek de Haklısın. kafamıza takılacak bu Şu bizim. an Kutlarımızı kaçıracak. kendini senin yerine koyuyorum. İnan yani, o durumda hiç olmak. Çünkü ben de yaşadım aynısını. Yayının başında söyledim. Çok zor bir durum hocam, gerçekten de. Hocam yani çok ciddi bir emek var ortada gerçekten. Gecemi gündüzüme kattım. Hani sınav heyecanı işte hani sınavdan sonra bazı sorulara bakıyorum ki ya ben bu soruyu daha önce 10 defa çözdüm. Ama sınavda bir şey olmuş. Soruyu çözememiştim. Yani Canım hayırlısı olsun hocam, hocam. ne diyelim, hayırlısı. Arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı hocam? Yayına birkaç kişi daha alalım. Pardon tabii hocam ben 2021'de herkese başarılar diliyorum. Atanan arkadaşlara hayırlı olsun. Vatana, millete hayırlı öğretmenler olsun. Hayırlı öğrenciler yetiştirsinler. Kesinlikle ağzına sağlık hocam. En güzel dediğin şey şu hocam. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hocam görüşmek üzere sağ olun. Eyvallah hocam. Ağzına sağlık. Evet, isteklere bakıyorum arkadaşlar. Bir bayan arkadaşımız, bir erkek arkadaşımız. Sorular gelmiş. Yayına katılmak isteyen var mı arkadaşlar? Yayına katılmak isteyen varsa yorumları açayım. Evet arkadaşlar, yayına katılmak isteyenler varsa şu an isteklere bakıyorum. Evet, 9 tane isteğimiz var arkadaşlar. Evet, 19 tane istek var. Niye bunları göremiyorum? Bak, gördüm şimdi arkadaşlar.
Şimdi arkadaşlar bir bayan hocamızı alalım, bir erkek hocamızı öyle yapalım hemen kısa kısa. Evet. Şennur hocam sizi gördüm. Hemen yayını alıyorum hocam. Şennur Emir hocamız. Canlı yayın isteği gönderdim. Evet. Geri çevirdi Şenlur hocamız. Havva hocam, canlı yayına istek gönderiyorum şu anda. Belki benim. Evet. Havva hocamdayız. Havva hocam hayırlı akşamlar. Merhabalar hocam. Merhabalar hocam. Nasılsınız hocam? İyiyim hocam. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim hocam. Sınav nasıl geçti? Hocam iyi geçmedi diye düşünüyordum. Ben çok bayağı stres yaptım. Stresi yönetemedim ilk bölümlerde. Alanda daha iyi yönettim. Ona göre daha iyi geldiler. Çok şükür güzel bir puan aldım. Güzel bir sıralamam oldu. Ama Kaç tabii da hocam? sizin emeğiniz çok fazla. O yüzden canlı yayına katılıp bu. Hocam 83 puan aldım. Sıralamamda Maşallah hocam. 344. Çok teşekkür ederim hocam. Evet Allah hocam, razı olsun hocam. zaten ilk 2019 denemenizi 3 kez çözdüm. 2020 denemenizi 4 kez çözdüm. Gerçekten her seferinde ilk defa görüyormuş gibi davrandım ve her çözdüğümde o analizleri tekrar tekrar yaptım. Çünkü ben hani üniversitemin bana verdiklerinden gerçekten sizin sorularınız akademik bilgilere daha yakındı hocam. Hani oradan arkadaşlara bunu vermek istiyorum. Üniversitemin bana katkısı çok fazla oldu. Oradan alan bilgilerim çok çok iyi oldu. Hani buradan hocalarıma, Pamukkale Üniversitesi hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca size çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam. Yani Emeği kim hocam geçtiyse o bizden Allah razı olsun. gerçekten hocam, yani tek diyeceğim o denemeler zor değildi, olması gerekenlerdi. Hani bizi de çok düşürdüler. Bunlar ne böyle attılar çöpe falan filan. Yani yok yani. Ben onları her seferinde olmuyorsa bir daha çözdüm. Bir daha bir daha çözdüm ve gerçekten sınavda Kerem Balyemez hocamın sorusu dedim yani. Gerçekten bunu dedim hocam yani. Çok teşekkür Allah ediyorum Allah size. razı olsun abi hocam. Ben de arkadaşlara hep şunu söyledim. Soruları bana soranlarda hocam soru bankanızı bitirelim bir daha çözelim mi? Arkadaşlar iki ya da üç kez muhakkak çözün dedim. Gerçekten de Evet. soru bankası deneme kitapları birbirinden farklıydı arkadaşlar. Aynı sorular değildi. Bunu unutmayın. Aynı sorular Gerçekten evet. değildi ve birbirini tamamladı arkadaşlar. Çok şükür Çok iyi şükür hocam. elhamdülillah atanmışsınız darısı diğer Elhamdülillah. Çok sağ arkadaşlarımızın başına inşallah. ol. Evet hocam, ben buradan o 2021'e hazırlanan arkadaşlarım, hatta beni izleyen kendi arkadaşlarım da var. Onlara seslenmek istiyorum. Arkadaşlar hani ben bir sene boyunca gecemi gündüzüme katarak çalıştım. Hatta şöyle bir şey, Kurban Bayramı'nda birinci gün bile kütüphaneye gidip ders çalıştım hocam. Yok Yani sabah artık. 7'si. Gerçekten hocam, yani bütün her şeyimi o sınava verdim. Hani Maşallah hocam. virüste bile çok bırakan arkadaşım oldu. Ben devam ettim. Ağlaya ağlaya devam ettim ama gerçekten emek verince oluyor arkadaşlar. Hiç bırakmayın. Devam edin. Çalışın Nasıl çalışsınlar? arkadaşlar. Kısa bir hocam nasıl bir çalışsınlar? Güzel Tabii puan almıştı. hocam, ben hani bir gün şu gün yapmadım. Mesela bir gün GKG'den 2 tane dersi, o gün içinde 2 tane eğitim dersini, 2-3 tane de alan dersini hiç bırakmadım. O alanı bir sene boyunca çalıştım. İyi olduğumu düşündüğüm halde hocam, onun önemini ben arkadaşlarımdan, 2019'daki arkadaşlarımdan gördüğüm için o kadar önemli olduğunu, zaten bana sürekli hava alanı bırakma, bak Evet. bizim diğer bölümden puanlarımız düşük ama şu an alan bizi buralara getirdi deyip duruyorlardı. Ve ben de oradan hem üniversitenin bana kattığı, hocalarımın kattığı bilgilerle hem de sizin denemelerinizle gerçekten o 2019 denemesini inanılmaz çözdüm Efsane bir hocam. deneme hocam. 30 soru Çok yakaladı tek çok iyiydi. başına. Tek başına Çok iyiydi. geçmedi. 30 Gerçekten soru yakaladı. gerçekten çok iyiydi. Efsane bir Gerçekten denemeydi. çok Gerçekten bu iyiydi. sene yenisi de çıkacak hocam onların inşallah. Hava hocam, Tuğba hocam bir şey yazdı. Nişana bir dene çalışarak geldi diyor. Doğru mu? Evet hocam, gerçekten yani inanılmaz bir çalışma yaptım. Ciddiyim, hiçbir fire vermedim o 365 günün içinde ama emek verince oluyormuş arkadaşlar. Hocam Tek diyeceğim bu. eline koluna sağlık hocam. Faydamız oldu Çok seninle. sağ olun hocam. Çok sağ olun hocam. Çok Çok teşekkür faydanız oldu. ediyorum. Allah razı olsun İnşallah hepinizden. güzel bir yere atanırsınız. Diğer arkadaşlara İnşallah hocam. Allah'a emanet olun hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun hocam. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar şimdi bir erkek arkadaşımızı alalım.
arkasından. Yayına katılmak isteyen arkadaşlar, bakın kimin ne puan aldığını gerçekten bilmiyorum. O sırada bakıyoruz arkadaşlar. Üstte kim varsa hemen onu alıyorum. Aşağı doğru iniyorum da arkadaşlar. Şu anda 5 kişi var. Bakın arkadaşlar, bir hemen bayan aldık, erkek arkadaşımızı. Eski Pazar Futbol Okulu. Hocama istek göndereceğim. Görmedi, bir saniye. Bakalım burada. Evet. İstek gönderdim hocama. Bekliyoruz. Sueda hocam, yayını alır mısınız? İstek gönderin hocam. Alalım. Hocam merhabalar. Geçiyorum. Merhaba hocam. Hocam bana çok soru sordu. İsmini bilmiyorum ama o yüzden aldım yayını arkadaşlar. Yani hocam, fake hesap olmadı. Hocam isim nedir? İsmim Ensar hocam. Ensar. Size daha önce çok yazdım. Önce evet. Yani emekliniz için çok teşekkür ederim. Bu arada arabadayım, kusura bakmayın. Allah razı olsun. Estağfurullah. Ne güzel, yayını takip ediyorsun. Vallahi hocam yani sürekli her özellikle sizin canlı bildirimlerinizi açtım. Ben sınava başladığım zaman, sürece başladığım zaman Instagram'ı dondurmuştum. Bir fake hesapta değil de futbol okulu açtık biz arkadaşımla. Onun evet. Hesabından sürekli yok, sizi takip ettim. Yanlış anlaşılmasın hocam. Yani yok yok başka... hocam estağfurullah. Evet. Sürekli sizi takip ettim. Ben bir arkadaşımın vasıtasıyla sizle tanıştım hocam. Böyle sürece ilk başladığım zamanlarda hani kitap falan araştırıyorum. Böyle arkadaşım önerdi. Kerem Balyemez hocamızın böyle böyle kitabı var diye. Kaynağınız elime geldikten sonra hocam yemin ederim ben abartmıyorum. Hiçbir kaynağınızın, bütün kaynaklarınızı çözdüm bu arada. Üstüne işaretleme yapmaya kıyamadım. Hala elimde bomboş şekilde duruyor o derece. Yani yemin ediyorum hocam abartmıyorum. Allah razı olsun, verdiğiniz desteklerden dolayı hiçbir mesajımı gece 12'de olsun es geçmediniz. Çok teşekkür ederim hocam. Yani Allah razı olsun. Sınav nasıl geçti hocam? Sınav? Hocam ilk bölüm istediğim gibi olmadı açıkçası. Hani ilk bölümden 103 net yapmışım toplam genel yetenek genel kültür eğitimden. Alandan da 55.25 net bıraktım hocam. Maşallah hocam. Evet hocam, alana biraz gerçekten fazla şey yapmıştım ama ilk bölüm istediğim gibi olmadı. 82 puan aldım hocam. Yani 83'e yakın. 367'de sıralama vardı hocam. 367. Tebrik ediyorum hocam. Hayırlı uğurlu Allah olsun. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımız, kazanamayan arkadaşlarımız olsun inşallah. 2 atama olsun, 3 atama olsun arkadaşlarımız. Amin inşallah. Hocam nasıl çalıştın arkadaşlarımıza bilgi olarak? Şöyle ya ben genelleme yapmayacağım da bir BESYO mezunu olarak hocam yani kalem tutmayı bilmiyor olarak başladım. Yani bir bebek gibi başladım hocam. Hani hiçbir şeyi bilmiyormuş gibi, dünyada yeni doğmuşum gibi başladım. Sıfırdan başlıyormuş gibi değil aynen, mi hocam? Sıfırdan hocam. Adapte olmak için çok zamanımı harcadım. Kendimi tanımak için çok zamanımı harcadım. Yani nasıl çalışabilirim, kendime göre en iyi çalışma planı bulmak için çok zamanımı harcadım. Ondan sonra plan programım oturduktan sonra... Yani bir verimli olarak 7-8 ay çalıştım. Bunun 4-5 ayı 14 saat çalışma olarak, günlük 14 saate kadar çalışma olarak. Ondan sonra konularım bittikten sonra hocam işte deneme, test, sizin videolarınızla pekiştirme falan 7-8 saate indirdim. Süreci hiç bırakmadım ama hocam. Az önce Hava hocamın dediği gibi Kurban Bayramı'nda aileleri ziyaret edemedim. Yani çok fedakarlıklar yaptım. Hayatımın merkezine koydum. Allah... Yani bekleyen hocalarıma bu ışığı göstersin, herkese nasip etsin inşallah. Amin, amin hocam. Çok güzel bir şey söyledin. Arkadaşlar bu çok önemli. Süreci bırakmamak lazım. Yani evet. Moral bozukluğu, özellikle sosyal medyayı takip etmeyin. Gerçekten sağlam birkaç kişiyi takip edin. Sadece bilgi alabileceğiniz, onların fikirlerine güvendiğiniz insanları takip edin. İşte diğer gruplardan vesaire gibi bilgiler kesinlikle moral bozucu, çok bilgi oluyor arkadaşlar. Ben bile moralim bozuyor. Okudukça arkadaşlarım nasıl bozulmasın diye düşünüyorum hocam. Hocam ağzına evet. Sağlık. Son olarak hocam. Bir şey söylemek var mı hocam? Hocam yani bu camianın başında siz olduktan sonra bizlere zarar gelmez. Allah sesimizi duyurduğunuz için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Amin. Var olun hocam. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten verdiğiniz emeğin haddi hesabı olamaz. Benim kendi adıma söylüyorum. Ben arkadaşlar için söylemiyorum. Yani ben okulda hiçbir şey öğrenmemişim hocam. Yani eleştirmek için söylemiyorum bunu. Benden evet. Kaynaklı da olabilir. Ama yani, kaynaklarınızdan bir insan... Yani, nasıl zevk alabilir çözerken, o derece zevk aldım. Diyorum üstünü karalamaya yani şey yapmadı. Gönlüm el vermedi. Allah razı olsun yani. Cümlemizde. Çok teşekkür ederim cümlemizde hocam. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. İnşallah en güzel yere atanırsınız. Allah kalbinize gönlünüze göre versin hocam. Allah'a çok emanet olun. Çok teşekkür ederim hocam. Allah'a emanet olun hocam. Görüşürüz. Teşekkür ederim.
Evet. Şimdi bir bayan hocamızı alalım arkadaşlar. İstek gönderin arkadaşlar. Bakıyorum isteklere. Yani konuşacak arkadaşlar. Ha, Suheda hocam konuşmak istiyordu. Suheda hocam, seni yayına aldım. Şu anda inşallah yayında görüşeceğiz hocam. Suheda Tekeli hocamızı bekliyoruz. Hayırlı akşamlar hocam. Merhabalar hocam, nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. Siz nasılsınız hocam? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Sınav nasıl geçti? Hocam sınav güzel geçti aslında. Yani ilk sınavdan çıktığımda herkes gibi benim de böyle şeydi biraz. Çok kötü geçti işte, nasıl yapacağız? Alana daha çok çalışmam lazım. Böyle onun stresi vardı hep üstümüzde. Evet. Sonra sonuçları, yani ben cevap anahtarını kontrol ettim aslında. Ama hatırlamadıklarımın hepsine eksi verdim hocam. Çok Hani... güzel. İyi bir taktik hocam. Evet, En iyi taktik bu hocam. yani kendimi çok şey yapmak istemedim böyle yüksekte kalmasın diye. O hesabıma göre de böyle 77-78 falan geliyordu puan. Bugün hocam elim ayağım titredi. 82,2 geldi. Maşallah Yani hocam ya. evet, onun mutluluğu tarif edilemez yani. Hani gerçekten Tebrik ediyorum umarım, hocam. teşekkür ederim hocam. İnşallah herkes emeğini verir ve emeğinin karşılığını da görür. Yani onun mutluluğu bile. Yani şu an atanamasam da o emek vermenin şeyini görmüş oldum yani. Gerçekten de önemli. 78 alan Evet. arkadaşım için de, 76 alan arkadaşım için de öyle. Gerçekten de arkadaşlar yapıyorsunuz, emek veriyorsun. Ben verdim arkadaş. Yapacak bir şey yok. Mevla'nın Evet. takdiri bu. Çünkü eğer kısmette yoksa doğru bildiğin soruyu yanlış yaparsın. Kesinlikle, kesinlikle. Yani benim alan sınavında da yaptığım öyle yanlışlar vardı. Yani bütün arkadaşlar hatırlar, anatomi sorusu vardı hocam bir tane, işte son Evet. evresinde diyordu. Ben son evresini okumadığım için fleksiyonu işaretledim o soruda. Evet, değil mi? Yani Eksaktın bilmediğim bir şey değildi aslında, evet, ama hani olabiliyor. Ona rağmen 50 netim geldi. Size de teşekkür ederim hocam. Ben de bir arkadaşımın sayesinde tanıştım sizinle aslında. sonuçta. Hani yani piyasadaki diğer kaynakları, yani çok da şey yapmak istemiyorum ama gerçekten yani rafımızda bile bulunmasına gerek yokmuş yani. Yani çok kalitesiz sorular gördüm çünkü hocam. Yani çoğu kaynağı da çözdüm. Yani sizin sorularınız gerçek ÖSYM sınav soruları nasılsa onunla aynı sorulardı Allah neredeyse. razı olsun. Gerçekten de Sizden de öyleydi. Allah razı olsun hocam. Evet, kesinlikle öyleydi. Konuda övünmek değil de Yok şimdi hocam, vermiş doğru söze ne hacet demişler. şimdi 1500 tane şeyde sorduk. 1453 tane soru bankası. 2 tane de 750'lik denememiz vardı. Toplamda Evet. 253 soruydu. Ve birbirinden farklı. Belki bir 100 tane soru birbirine benzer desek arkadaşlar. Yani 2800 ya da 2850 soru birbirinden farklı güzel bir deneme oldu. Bunu zaten sene başında böyle olacağını biz arkadaşlarla kitabı çözdürdüğüm arkadaşlar herkes onayladı. Yani hocam oldu. Kitap memnuniyet seviyesi çok güzel. Yani %95'lerde, 96'larda çok az bir insan kitabın kötü olduğunu söyledi. Eleştiri aldık. Eleştirileri not aldık hocam. İyi olacak inşallah. Peki nasıl Hocam, çalıştık hocam? hocam açıkçası yani ben alanın çok önemli olduğunu biliyordum ama alana o kadar da kendi açımdan bakacak olursam o kadar da önem göstermedim. Yani şöyle kendime birazcık güveniyordum. Dedim ki ilk önce 6 Eylül'e kadar hani genel kültür ve eğitimden yapabileceğimin en iyisini yapmam lazım. Yani kalan Evet. son 2 haftada zaten yani alan artık neyse yardıracaktım ona. Ki son zaten 2 ay boyunca 12 saat, işte 13 saat hep o şekilde ders çalıştım yani ben de. Diğer hocamız da Yani 14 saat çalışmış. Demek ki yani yaklaşık olarak alana ciddi bir şekilde çalışmak, yüksek puan almak istiyorsak o zaman bir 10 saatle 12 saat arasında çalışmamız kesinlikle gerekiyor. yani bence son, yani son 2 ayda artık hani Evet. herkesin vitesi 5'e takıp ne oluyorsa ona Allah ne yardırması gerekiyor. verdiyse, Evet, Allah ne yardım. verdiyse kesinlikle öyle hocam. Başka Peki. türlü bir daha alayım hocam, pardon. Peki özel bir taktiğin var mıydı? Yani hani önce eğitim çalıştım, sonra alan çalıştım ya da haftada 3 gün şöyle çalıştım, haftada 2 gün böyle çalıştım gibi bir taktiğin var mıydı hocam? Yani hocam ben GKG'ye ve eğitimi beraber götürdüm. Evet. Hani sabahtan GKG'ye çalıştıysam öğleden sonra eğitime çalıştım hep. Yani Aha. alan derslerini de birer birer hep alan derslerini koydum. Yani Birer birer değil mi serpiştirdim. hocam? Evet, Evet. birer birer serpiştirdim hocam yani. Çünkü çok fazla şey yaptığımızda da böyle çok yüklendiğimiz zaman da alan sıkıyor bu sefer. Eğitime çok yüklenirsek eğitim Kesinlikle. sıkıyor, tarih sıkıyor. Yani hepsinden biraz biraz çalışmak daha Çok iyiydi en azından. mantıklı. Çok mantıklı hocam. Şöyle bir söz de var. Eğer diyor Kur'an-ı Kerim okumaktan sıkıldıysanız diyor hocam. Evet. Peygamber
Hemen diyor kapatın diyor, başka bir şey yapın diyor. Evet. Hakikaten diyor, bu mantık çok doğru. Çünkü sıkıldıysanız bırakalım. Çünkü anlamazsınız okuduğunuzda. O yüzden kesinlikle. Dersler sizleri daha çok motive edecektir hocam. Çok güzel bir Evet, taktik. evet. Yani size de teşekkür etmek istedim hocam. O yüzden şey yaptım. Allah Sağ olun razı beni de aldığınız için. olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben İnşallah teşekkür ederim hocam. darısı atanamayan, puan bekleyen arkadaşlarımız olsun inşallah. İnşallah, inşallah hocam. İnşallah Teşekkür hocam. ederim. Sağ Hayırlı olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar, şimdi bir erkek hocamızı alalım. Evet. Şimdi tescilli fake diyorsun. Yazmış. Yayını alalım seni hocam. Kim misin? Bakalım bir. Evet. İstek gönderdim. O zaman geri çevirdim. Bilerek yaptım arkadaşlar. Evet. Caner Atıcı hocamız. Caner hocam. Yayına davet ediyoruz sizi. Evet. Merhabalar Hayırlı hocam. Akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Nasılsınız? İyisiniz? Razı olsun. İyiyim hocam. Siz nasılsınız hocam? Allah'a çok şükür hocam. Yani bugün işte sabah itibariyle bir nabız yüksek. Öyle hocam. Yani hani bugün nasıl biraz geçti? Stresli geçti. Nasıldı? Hocam açıkçası puanım 79.900 hocam. Sıralamam 1090. Tam 1090 hocam. Böyle tam çok böyle sınır taraflardasın var ya hocam. Araftayım hocam, yani gerçekten araftayım. Hani ne yapacağımı da çok bilmiyorum inanın hocam. Çünkü biraz kafa olarak şu an yok gibi bir şey yani, ben de gerçekten öyle. Hocam gerçekten de zor. Geçen yıl benim yanımda beraber takım arkadaşlarımızdan bir hocamız vardı. O da sizin gibiydi. 76.300 aldı. Evet. Hocam ne yapayım dedi. Ben ona çalış dedim. Evet. Kaytardı, çalışmadı. Benim çıkarmış olduğum soruları veriyordum hocamıza. Hocamız da çözüyordu. Hataları buluyordu. İşte hata var mı yok mu diye. Sonra açıklama yapıldı. Birinci atamada gidemedi. İkinci atamada hocam çalışayım, çalış dedim. Yine çalışmamazlık yaptı. Tam böyle bakan açıklama yapmadan önce, bir hafta önce dedi ki çalışayım ben hocam. Başta dedim. Bir hafta sonra açıklama yapıldı. İkinci atama alındı. Yani hakikaten çok zor bir durum hocam. Ya hocam öyle, evet. Yani açıkçası şu an hani ilk atamada zaten olmayacağı belli. Hani ikinci atamada Evet, olursa, yani. verilirse hani orada olacağını biliyorum. Açıkçası biraz gerçekçi olmak gerekiyor hocam. Kesinlikle. Çünkü sürece başlarken hocam ben sizi gerçekten tanımıyordum. Hani yalana gerek yok. Çünkü ben 2018'de hocam KPSS'ye girdim. 2019'da hocam alan çıktı. Ben KPSS'yi bırakmıştım açıkçası, yalana gerek yok. Sonra ücretli gittiğim okulda Nevşehir'den selamlar diyen sürekli benim hocam. İsmail Çopur aracılığıyla ben. Nevşehir, merhaba hocam, tamam. Evet, evet hocam. Orada işte İsmail hocam bahsetti filan. Arkadaşlarım da hocam bu dönemde çalışıyorlar. Ben çünkü biraz çalışmaya geç başladım açıkçası hocam. Aşağı yukarı hocam benim 4 veya 5 ayımı aldı çalışma evresi. Çünkü hocam ben hani eğitimde biliyordum kendimin nerede olacağını. Sadece benim için alan çok önemliydi hocam. Hani alanda çünkü ben 71 hocam, yani yok denecek kadar bir şeydi yani, açıkçası yalana Tabii gerek yok. Evet. Sonra hocam o 3 aylık süreç hocam yani gerçekten çok zorladı. Aşağı yukarı daha demin hocalarım da bahsetti, isimlerini şu an hatırlayamadım hocam. Ama onlar da bahsetti, 14 saat 15 saat hocam gerçekten yani, Evet. Hani alana yüklendim hocam. Hocam aldığınız puan iyi ama onu söyleyeyim, yani 79 puan şu an gerçekten iyi. Geçen yıla göre çok çok iyi puan. Yani hocam bu yıla göre de iyi. Kötü puan değil yani hocam. Üzülmeyin yani Ya kesinlikle. hocam içim şöyle rahat açıkçası. Hani ben zaten hesaplamayı yaparken hocam bana 77 aralığında bir şey, 77-78 aralığında bir şey geleceğini düşünüyordum ki ben alanda Evet. 47 net hesaplıyordum hocam. 50.25 geldi netim. Hani Maşallah, çok çok iyi. alanda orada arttırdım hocam. Hocam işte arafta durum ya, öyle söyleyeyim. Hani şey, bir sıkıntı yok. Gönlüm rahat o konuda. Çünkü yapacağımın hani biraz üstüne Aynen. çıktım yine. Aynen hocam, çok güzel. Peki nasıl çalıştık hocam? Yani arkadaşlara ne tavsiye edersiniz Ya hocam? hocam arkadaşlara şöyle bir tavsiye vermek istiyorum. Hani benim yaptığım hataya düşmesinler, bırakmasınlar asla. Çünkü ben 2019'da o 71'i aldığım dönem Evet. bırakmıştım çünkü hocam. Ve bir atanan arkadaşım bana ısrarla bırakmamam gerektiğini söylemişti. Sonra işte hocam ücretli yaptığım okulda gerçekten hani hocamın çok etkisi oldu bana, İsmail hocamın. Hani çalış bak Evet. hacı, şöyle yaparsın hacı filan.
Hani öyle başladım ben hocam. Hani eğitimde dediğim gibi hocam herhangi bir çalışmaya girmemiştim. Sadece denemeler çözdüm. Tarih kısmım biraz kötüydü hocam benim. Tarih ve alan ağırlıklı oldu benim biraz daha. Evet. Ama dediğim gibi hocam genel olarak alan çalıştım ve hocam abartısız söylüyorum gerçekten 14 saat 15 saat çok rahat buluyordum hocam. Video izliyorsun arkasından soru çözümü ya aklıma takılıyor konu işte bir daha video tekrar dön başa. Evet evet hocam hani konu anlatım kitabına bakıyorum diyorum yok orası tatmin etmiyor beni işte soruların açıklamasına kadar bakıyordum hocam. Hani o şekilde oluyordu. Ya istiyorsak hocam sürekli çalışmamız gerekiyor. Ben emek vermeden olmuyor. Asla bir şey olmuyor. Ben onu anladım hocam kesinlikle. Allah gönlünüze göre versin hocam. İnşallah. İnşallah. En kısa zamanda atanırsınız hocam. Son olarak arkadaşlar söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Hocam valla herkese bol selamlar diyorum. Allah gönüllerine göre versin herkesin. Amin. İnşallah hepimiz hakkında hayırlısı olur hocam. Şu mübarek gecede inşallah Mevlam herkesin gönlünden ne kopuyorsa onu versin hocam. İnşallah hocam. Size de çok amin. Teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten kitaplarınız falan çok kısa sürede elime ulaştı benim. Hani çözme fırsatım iki kere üç kere çözme fırsatım oldu denemelerinizi. Hani gerçekten bariz ayırt edici sorularınız var. Hani bunu asla kimse yadırgayamaz. Öbür türlü hocam hani şey bir kaynak kötülemedir ya da yüceltmedir değil. Yalana gerek yok hocam. Çünkü çok az kaynak çözdüm ben. Çünkü ben sadece kafada bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilmek gerektiğini düşünüyorum. Yetti hocam kesinlikle. Sizin kaynaklarınızla bana. Hani çok ekstra bir kaynak çözümüne gitmedim açıkçası ben. O şekilde 79.900 geldi hocam. Allah'tan hayırlısı sadece bunu söyleyeyim. Amin hocam. Mevlam dediğim gibi gönlümüze göre versin. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede atanırsınız. Yayına katıldığın için de tekrardan İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben çok Allah'a teşekkür abi. Ediyorum hocam. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Evet. Bir bayan hocamızı da alabiliriz arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa istek göndersinler. Arkadaşlar. Evet. Birkaç kişiyi de alalım. Ondan sonra da sonuna. Gizem Duran hocamız var. Gizem hocam istek gönderdim. Arkadaşlar inanın buradaki istek gönderdiklerimi sadece bana mesaj atanları yani bilebiliyorum. O da sık sık mesaj atan. Diğerleri spontan gelişen arkadaşlarımız. İstek atan herkesi görüyorum. Zaten 9-10 tane istek var arkadaşlar. Ona göre bakıp değerlendiriyoruz. Evet Gizem hocam bağlanabilirse bakacağız arkadaşlar. Yoksa başka bir hocamıza geçebiliriz. İstek atabilirsiniz arkadaşlar. Gizem hocamda sıkıntı oldu galiba. Evet, bağlanamadık bir türlü. Evet. Raşit hocam, şu an bayan hocalarımızdan bağlanmak isteyen yok. Raşit hocama istek gönderdim. Olmadı mı acaba? Evet, Raşit hocam bana gelirse... Hayırlı akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. Nasılsınız? Nasıl? İyiyim Allah razı olsun. Siz nasılsınız hocam? Şükür hocam ben de iyiyim. Sınav nasıl geçti? Vallahi hocam şöyle söyleyeyim size. Ben sınava 3-4 ay kala karar verdim çalışmaya. Ondan sonra futbolcuyum ben. Pandemi dönemi girince boşta kalınca dedim bari çalışayım biraz. Deneyim. Sınavı. Güzel. Şöyle bir düşüncem vardı. Hani önümüzdeki sene dershaneye gidip full çalışıp ondan sonra hem bir yandan da futbola devam edip 2021'i düşünüyordum. Tabii pandemi dönemi girince bu boş kalan zamanı da değerlendirmek istedim ondan sonra. Hocam özür dilerim. Hangi takımda oynuyorsun hocam? En azından bilelim. Bayındır Spor'da oynuyorum hocam. Hangi il? Ben İzmir Spor'da İzmir. Oynuyorum. Bayındır Spor'da oynuyordum geçen sene. Ayağına ondan sağlık sonra, hocam. Sağ ol hocam. Ondan sonra 77 puan aldım ben. 50 sıralama kaç hocam? Sıralama yaklaşık 2500 var mı? 2300'lerde. 2370. Evet. Ondan sonra hocam 50 net yakaladım ben de alanda. Çok iyi. Çok iyi. Ondan sonra yalnız ilk bölümden tabii yeterli büyük olmadı. Evet. Hocam. 3-4 ay çalışma tabii ki yeterli olmadı. Ama ben inanıyorum ki hani arkadaşlara da söyleyeyim bunu. Gerçekten emek veren, düzenli çalışan herkesin bu sınavı başarabileceğini düşünüyorum. Ondan kesinlikle sonra, hocam. Çünkü herkesin belli bir temeli var.
Ancak tabii ki bilgiye yönelik sorular da oluyor. Yani her Tabii. şey temel altyapıyla olmaz. 2 ay, 3 ay ben çok çalıştım. Ondan sonra yeterli olur diye bir şey yok. Düzenli çalışma sonucu herkes başarabilir. Bu sene başaramayan arkadaşlar da enseyi karartmasınlar. Öyle bir tabir kullanayım. Evet. Çalışmaya devam etsinler. Çünkü Kesinlikle. hayat hep bir sınav. Hayallerini gerçekleştirmek için herkes daha çok çalışmalı diyorum. Yani pes etmesinler ondan sonra. Vallahi takdir ediyorum hocam sizi gerçekten de. Hani bu pandemi değerlendirip yani kısa bir zaman da olsa millet özür diliyorum Ekim'den Kasım'dan başlayıp yani bir yapamam düşüncesiyle sizin de bu düşünceyi değerlendirmeniz gerçekten takdire şayan bence hocam. Yani hocam ben kendi adıma şöyle düşünüyorum. Eğer çalışırsam inşallah seneye de konuşma fırsatımız olur. Evet. Ondan sonra bu sene de çalışmayı düşünüyorum. Daha fazla çalışmayı düşünüyorum. İnşallah hocam. Ondan sonra sene inşallah atandım haberleriyle aynı bu şekilde konuşurum. Ayrıca soru bankanızı da çözdüm. Beğenerek çözdüğüm bir soru bankasıydı. Allah en önemlisi bizim için beden eğitimi için alan sınavı çok yeni geldi. Geçen sene geldi. Evet. Kaynak kısıtlılığımız var. Ancak sizin gibi değerli öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz bize kaynak sağlıyorlar, emek veriyorlar. Allah Ondan razı olsun sonra herkesten Allah razı olsun. Yani bizim için hocam. Hocam ekstra. kıymet bilmek önemli. Gerçekten bakın ne güzel söylüyorsunuz. İnsan oluyoruz. Hatamız olabilir. Sorumuz yanlış olabilir. Bunu güzel bir şekilde dile getirdikten sonra, bizler bunu size bildirdikten sonra gerçekten amacın para kazanmak değil de eğitim camiasına hizmet etmek olduğunu bilmek çok güzel bir duygu hocam. Tabii ki hocam. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani biz sizin hevesinizi kırarsak, biz size karşı kırıcı olursak bizim gelişmemiz de kısıtlanır. Neden? Siz gelişmezseniz, daha iyi sorular hazırlamazsanız biz de daha iyi sorular çözemeyiz, daha başarılı olamayız. Bu kadar basit. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Eleştiri de yapıyorsak saygı kriterleri içerisinde yapmamız gerek. Bize de o hatalı olabilir. Her insan hata yapar. Soru da hatalı olabilir ama bunu düzgün bir şekilde dile getirip beraber çözüm yoluna gidersek her şey açıklığa kavuşur. Ondan Allah sonra. razı olsun hocam. Evet, bu arada son kez diyeyim kazanan, iyi puan alan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah Allah razı olsun. vatana millete hayırlı öğretmenler, hayırlı öğrenciler olur. Amin. İnşallah. Amin. Amin. İnşallah hocam. İnşallah şu mübarek gecede Mevlam gönlünüze göre versin. Amin. Allah razı olsun. Hayırlısı ise onu Mevlam'ıza versin hocam. Amin. Çok Hayırlıysa. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. İyi akşamlar. Hayırlı İyi akşamlar. Akşamlar. Sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, son bir bayan hocamı alacağım. Ondan sonra yayını, artık son sorularınız varsa onları da alırız. Ondan sonra da kapatırız. Evet arkadaşlar, yorumlar kısmımızı açalım. Evet arkadaşlar, sonuçta bir sınav geldi geçti. Artık bundan sonra önümüze bakacağız. Yapamayan arkadaşlarımız muhakkak yapacaklar, çalışacaklar. Muhakkak yapacaksınız. Bırakmayacağız. Az önce arkadaşlarımızın söylediği şey, kesinlikle kesinlikle bırakmayacağız arkadaşlar. Mülakat sonuçları nasıl etkiler? Artık etkilemiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla bir sıkıntı olmuyor. Mülakatta aldığınız puanla diğeri aynı veriliyor. Hiçbir şekilde yuvarlama yapılıyor. O konuda rahat olun arkadaşlar. Konu anlatımı kitabımız Allah kısmet ederse Kasım ayında çıkacak söyledik. Son bir bayan hocamızı alacağım. Ondan sonra kapatacağım. Varsa bayan hocam. Funda Çetinkaya hocamız var. Bayan olarak hocamızı hemen istek gönderdim. Son olarak onunla yapacağız arkadaşlar. Sizler de iyi ki varsınız arkadaşlar. İnşallah Funda hocam aldım yayına. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam, merhaba. Merhabalar, nasılsınız hocam? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim hocam. Sınav nasıl geçti hocam? Sınav benim için çok güzel geçti hocam. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. 84 Amin. Puan aldım. 84, maşallah, subhanallah hocam. Kaçıncı sıradayız? 200'lerde miyiz, 150'lerde miyiz? 220 hocam benim sıralamam. 220 hocam. Allah hayırlı mübarek eylesin hocam. İnşallah en güzel yere atanırsınız. Nasıl peki çalıştık hocam? Arkadaşlarımıza şu anda bu lazım. Nasıl çalıştık sınava?
Bildiğim kadarıyla fotoğrafınızdan gördüm. Özür dilerim. Çocuğunuz da var herhalde. Evet. Nasıl oldu peki hocam? Merak ettim. 84 puan. Çok iyi maşallah. 4 yaşında çocuğum var hocam benim. Allah bağışlasın. Ben ilk başta başladım işte çalışmaya. Çalışmaya başladım. Dershaneye yazılmıştım aslında. Eylül ayında gene tam böyle 16 Eylül'de şeye başladık. Dershaneye başladık. Biz tam evet. Bir yıl çalışmış olduk. Tam bir yıl çalışmış oldum. 16 Eylül'de başladım. Bir yıl. İyi kolay. İsim verebiliyor muyum acaba? Hocam şey ismi mi? Adı neydi? Yeni kötülemek... Hayır, kötülemek için vermeyin ama güzel kadar verebilirsin. Tamamen övdüğü için. Tamam hocam. Tabii ki verebilirsiniz hocam. Sans eserini takip ederken falan Cüneyt İltüş hocamızı biliyor musunuz evet. Bilmiyorum. Tabii biliyorum Cüneyt hocamızı. Cüneyt hocamızla tanıştım hani şans eseri karşıma çıktı takip ederken. Cüneyt hocamız çok güzel bir plan hazırlıyordu. Plan nasıl evet. Hazırlanır diye onu biliyordu. Onun planına göre kendime büyük bir karton çizdim. Tam bir yıllık plan hazırladım. Bir yıllık çok tam güzel. Tam Haziran'a kadar. Çünkü o dönemde zaten sınav Temmuz'da yapılacak diye gözüküyordu. Tam Temmuz'da yapılacak diye gözükünce ben Haziran'a kadar olan planımı hazırlamıştım. Haziran'dan sonra kedifim sadece denemeydi. Haziran'a evet. kadar olan bütün planımı hazırladım. Kendimi hazırladım. İşte günlük mesela haftada 3 gün alana verdim. Evet. 2 gün eğitime verdim. 2 günde bir gün tarih, bir gün coğrafya çalışıyordum. Dershanede de matematik derslerine giriyordum. Her gün sabah standart bir tane Türkçe paragrafımı çözüyordum. Aha. Bir paragraf test. Hani hemen onu bir çözüp kenara atıyordum. İçimi rahatlatıyordum açıkçası. Evet. Öyle başlıyordum derse. Sonra alandan da mesela hani bir sürü yayınlardan sadece tek bir kaynak asla yeterli değil çünkü alanda bizim. Aha. Hani bir yayına bakıyorsunuz beden eğitimi ve sporun temellerini işte Hititlere, evet. Mısırlara dolandırırken bir tanesine bakıyorsunuz Osmanlı'dan başlamış mesela. Evet. Hani bu çıkar mı, bu çıkmaz mı, ne var ne yok insan bilemiyor, kararsız kalıyorsun. Bu sefer denemelerde gördükçe moralim bozuluyor. Moralim bozulduğu için ben bu sefer oradan başladım. Bütün kaynaklardan önemli gördüğümün hepsini de tek tek not çıkarıyordum. 3 günde mesela bir günde notlarımı çıkaracağım diye hazırladım. Mart'ta benim bütün notlarım elimde hazırdı. Maşallah. Başladığımda notlarım işte tamamen bitti alan notlarım. İşte tarihi bitirdim, coğrafyayı bitirdim. Çünkü o plana göre ilerliyordum. Günlük onu bitirmeden yatmıyordum mesela. İşte bugün coğrafyada mutlak konum bitireceğim mesela. Evet. Başlıyordum. Onu bitirdiğimde çizimi atıyordum. Bugün bu bitti. Bunu yaptım diyordum. İstiyorsan 5 saatte bitir, istiyorsan 10 saatte bitir. Hiç ilgilendirmez. Ona göre kendim onu bitirmeden yatmıyordum mesela. Sonra şans eseri işte sizin yayınınızı bir arkadaşım önerdi. Hani abla böyle böyle dershanede Kerem Balyemez diye bir hoca var. Onun yayınını geçen sene çok övmüşlerdi. Ondan alalım mı diye. Bayağı hatta yazdık ettik sizin yayınınızı istemek için. Geç ulaştı elimize. Bitti, tükendi, çok şöyle yoğunluk oldu. Vardı. Evet, sonra evet, yoğunluk vardı. Olmaz derecede kızıyordum size. Hani ya, çünkü mesela denemeyi çözüyorum. Birkaç kere de soru attım size. Acaba hatalı mı hocam falan diye. Sonra açıklama yapmıştınız bana. Mesela soruları çözüyorum. Bir de birinci denemede mesela işte 50 net yaptım diyorum. İkiye bakıyorum. Bir anda 39 net yaptım diyorum. Üçüncü 3 net yaptım. Sonra ben 10 denemenin 10'unu da çözdüm. Mesela topluyorum, toplayıp ona bölüyorum. İşte benim de tüm ortalama 45-46 yapıyordu. Ama gerçek sınavda da 47-25 yaptım. Demek ki doğruymuş. Gibi oldu. Ailemesin denemesi tam doğruymuş hocam. Evet, bu dönemde işte onu algılayamıyorsunuz. Sanki böyle şey gibi oluyor. Yani yayınlan demiyorum ya. Herkes çözdü bunu. Bir evet, süreyim var. Pegimi, yargısı, uzmanı. Yani hani böyle akıla gelebilecek bütün yayınları. Bir de dershaneye gidiyorsunuz. Önünüze gelen her deneme kitapçığını çözüyorsunuz. Mesela ben diğer yayınlarda 60-65 netlerde gezerken takır takır yapıyorsunuz 60-65. Şimdi bu sefer sizin denemeyi çözünce demoralize oluyoruz ya. Aslında suçu kendimizde değil. Bu sefer ne yapıyoruz? Başka yere yöneltiyoruz. Kesinlikle aldatıcı oluyor hocam. Kesinlikle ve kesinlikle aldatıcı. Diyorsun ki ya Kerem Hoca da öyle bir sormuş ki böyle soru çıkmaz. Bizde öyle bir mantık var. Bu çıkmaz. Evet, bu mantık ÖSYM çürüttü hocam. ÖSYM şu anda eldiven sorusuyla, bu eldiven sorusu benim hayal kırıklığım. Yani eldiven niye sorusun arkadaşım ya? Ama yani, soru. Yani. Çok değişik bir soruydu açıkçası. Evet, hani onu mesela şey yaptığımızda ya bilmiyorum mesela 2-3 tane ben sorumu değiştirdim ve doğrudan yanlışa çevirdim. Evet, o benim 4 netime mal oldu mesela doğrudan yanlışa çevirmem.
Ama benim en büyük hani mutluluğum genel kültür, genel yetenek ve eğitim benim iyi geçmişti. Birebir hesapladığım gibi geldi. Tam dedim hani genel kültür, genel yetenekle 74-25 yaptım dedim, 74-25 geldi. Eğitimde 61,5 yaptım dedim, 61,5 geldi. 135 maşallah. Net. Maşallah. Sonra sizin hizmetin üstüne çık atanırsın mantığı vardı. Evet. Ama ne oldu? 84,9 oluyordu benim diğeriyle puanım. Alanım beni düşürmüş oldu daha. 84,0'a düşürdü. Evet. Hocam bu arada söylediğim mantık doğru değil mi? 110'a 45 aldık mı? Yani sonuçta belli bir çıtanın üstüne çıkmış oluyoruz hedef olarak. Öyle değil ya mi? Ya belli bir çıtanın üstüne çıkmış oluyor ama bu sene şöyle bir şey oldu hocam. Mesela bak 45 ile 55 netleri arasında gezen insanların atanmasını belirleyecek olan nokta eğitim bilimleriyle genel kültür, genel yetenek olmuş oldu. Genel kültür tabii tabii. Zaten mesela, bu bilemeyiz bunu. Her sene değişir. Tabii bunu bilemeyiz hocam. Geçen yıl mesela eğitim bilimleri çok önemliydi. Bu sene genel kültür, genel yetenek ciddi anlamda bana gelen şeylerde, sınav sonuçlarında ya ilk bölümde genel yetenekte 20 yapmış, 15 yapmış, 10 yapmış, 12, 13 yanlış yapmış. Yani adamın neti 4-5. Ciddi ya, derecede çok şey yapmış. Evet hocam. Evet ben de şimdi paylaşılanlara bakıyorum mesela. Hani şeylerde, gruplarda falan da atıyoruz. Evet. Mesela herkes birbirine atıyor, paylaşıyoruz. Aha. Hani evet. Görmek açısından. Şimdi bakıyorum 55'in üstünde net yapanlar normalde genel kültür, genel yetenekten 40-45 net yapmış belki. Tabii, eğitimden çok... 40-45 net yapmış. Toplamda 85-90 neti var ama 55'in üstüne çıktığı için onu uçurmuş. Evet. Ama mesela benden daha geride sıralamada olan arkadaşlarım var. 53-54 netler yapmışlar aslında. Hı-hı. Onlar mesela benden rahat 5-6 net önde ama genel kültür, genel yetenek orada çok belirleyici olmuş. 45 ile 55 arasındaki belirleyici nokta evet. Genelde genel kültür ve eğitim olmuş. Yani bizde en çok aldanılan nokta şu oluyor. Hani mantık hep şu. Alana yüklen yeter. Alana yüklen yeter. Hani bu mantığı biliyoruz biz ama alan insanları patlatabilir. Çok yükseltebilir. Kesinlikle. Burayı önemli söylüyorum arkadaşlar. Önemli olarak belirtiyorum. Her yayında söyledim. Aman ama şu düşünceye kapılmayın. Alan çalışın sadece. Hayır arkadaşlar. Alan evet, evet. Genel yetenek, genel kültür %30. Eğitim bilimi %20. %50. Evet hocam. %50'lik bu dilim arkadaşlar. Bunu her yayında söyledim. Bakın ya bu sene... Diğer taraf alan önemliyse mesela şimdi normalde ben de aynı neti yapıp biraz önce söyleyen arkadaşım mesela açıkçası üzüldüm. Evet. 50-25 yaptım dedi arkadaşım. Aslında benden daha yüksek bir net yapmış. Evet. Çok çok mesela yüksek. Mesela o diyor 79'da kaldım dedi. Bunun gibi çok var hocam çok. Mesela o aslında benden daha yüksek yapmış. Ama benim mesela avantajım ne olmuş oldu? Ben genel kültür, genel yetenek hiç bırakmadım. Evet. Hani çok eğitimi güzel. Hiç bırakmadım. Standart konuların hepsi bittikten sonra eğitime standart bir gün sadece ayırıyordum. Denemelerini çözüyordum. Genel denemelerini. Kesinlikle hocam. Bunları ihmal etmememiz lazım. İlk bölümü ihmal etmeyeceğiz evet. Arkadaşlar. O yüzden. En büyük hatası oydu yani. Herkes alan yükleniyordu. Bizim dershanede falan da ben açıkçası dershaneden çok bir verim almadım yani. Dershanede ya insanın kendisinde bitiyor. Eğer disiplinli çalışabiliyorsanız arkadaşlar dershane önemli değil. Kesinlikle önemli değil. Ya ama disiplinli çalışamıyorsanız o zaman dershane önemli gibi. Ya benim temelim hiç yoktu. Ben liseyi açıktan okudum. Evet. Üniversiteyi bitireli 5 sene oldu. Aha, maşallah. Çok... Hani hiç temelim olmadığı için ne çalışacağımı bile bilmiyorum. Hani başlıyorum. Hani bana ne soracaklar sonra? Eğitim bilimleri ne? Nasıl bir şey çıkacak? Hani bunun içerisindeki konular neler hiçbir fikrim yok. Alanda bize diyorlar işte 20 tane dersim var. Ne içeriğini bilmiyorum ki. Hani bana dersen en büyük katkısı ilk başta girişte hani dersleri tanıdım. Neyden ne soru çıkıyor. Nasıl yol ilerlenmeli falan gibi böyle baktım. Sonra Cüneyt Ültüs hocamızla tanışınca plan yapmayı öğrendim. Evet Cüneyt Ültüs hocamız da rehberlikçi hocamız evet. Arkadaşlar. Değil mi? Evet aklınızda olsun. Yayınlarını takip edebilirsiniz gerçekten. Eğitim bilimleri ve rehberlik konusunda önemli kesinlikle, bir kesinlikle. Özellikle evet. Plan program nasıl yapılır onu ondan öğrendim. Bize rehberlikte falan bize mesela plan program yapıyorlar. Şimdi bana diyor ki yaz günleri. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar yazdım. Derslerini yaz. Boş günlerini yaz işte. Çalışacağım dersleri. Olmaz. Saat 10'la 11 arasında Türkçe çözeceğim. İşte 1 ile 3 arasında matematik çözeceğim. Öyle bir program olmaz. Hani mesela evet. Cüneyt Hoca bunu öğretmiş oldu. Ben ona evet. Da mesela onun da hakkı çok geçti. Çok sağ olsun. Sizin mesela size atıyordum hep boş kitabı atıyorum. Üstüne çözmeye kıyamadım. Bir kere daha çözerim. Son girmeden Allah önce bir kere çözerim. Yapamadıklarımı deftere falan yazdım mesela. O 3 soruyu da değiştirdiğime mesela sonradan kahroldum ve o 3 soru sizin denemenizde vardı.
bu şeyde ve orada da yanlış yapmıştım. Gene aynı hataya düştüm ve gene yanlış yaptım. O yüzden hataya düşüyorum diye. Hocam tebrik ediyorum. Gerçekten de çok iyi bir puan almışsınız. İnşallah güzel bir yere de atanırsınız. Allah gönlünüze göre de verir. Son olarak arkadaşlarımıza ne söylemek istersiniz hocam? Ya ben dediğim gibi hocam ilk başta onlara söylemek istediğim kesinlikle sadece alan yeterli değil demeleri lazım. Evet. Hepsine ortak çalışmaları lazım ve alanı kesinlikle ve kesinlikle önceden bitirsinler. Kesinlikle kendileri bitirsinler. Ben Mart ayında bitirdim. Bitirdikten sonra devamlı her gün 3 gün ayırıyorsam, 4 gün ayırıyorsam alana, bugün eğitsel evet. oyunlar bitecek mesela. Sabahtan akşam onu okuyordum. Elimdeki işte sizin kitabınızı veya başka kitap çözüyordum sorularını. Bir günde tekrar bir dersi komple tekrar etmiş oluyordum. O da haftada 3-4 tane dersi tekrar ettiğim için ayda bir tekrar başa dönüyordum. Yani evet, bunu yapmalı, erken bitirmeleri her zaman onları avantaj, tekrar üstüne tekrar defalarca yanlış yapsınlar. Defalarca yanlış yapa 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 en çok yanlış yaptıkları soru her zaman akıllarında kalıyor. O yüzden evet. asla bahsetmesinler. Çok mutluyum. İnşallah arkadaşlarıma yani seneye onların da hakkında hayırlısı olsun. Onlara i̇nşallah. Da Allah nasip etsin. İnsan amin. Için... Şu mübarek günün yüzü gözü hürmetine inşallah hocam. Tamam hocam. Allah'a emanet olun diyoruz hocam. Hayırlı akşamlar diyorum. Tebrik ediyorum tekrardan. Hakkınızı helal edin hocam. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Son olarak birkaç şeyinizi alalım, yorumlarınızı. Ondan sonra bu konuyu burada bitirelim. Öncelikle hepimize geçmiş olsun arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde alana nasıl çalışılır diye bir video çekeceğiz arkadaşlar. Onu da inşallah bitirelim. Video çekimini ondan sonra da yayınlayalım arkadaşlar. Değerlendirmemizi yaptık. Son olarak söyleyeyim. İlk atamada 80.9'u bekliyorum arkadaşlar. O civarda bir puanı öngörüyoruz. İkinci atama olursa 78.89 aralığında bir şey olur diye düşünüyoruz arkadaşlar. Tabii bu ben söyledim diye olacak diye bir şey yok. Bu bir aralık arkadaşlar. Tahmindir. Bu aralığa göre tahminine göre puanınızı, notlarınızı ona göre düşünüp çalışın arkadaşlar. Muhakkak çalışın. 80'in altında 80.5'in altında olanlar arkadaşlar çalışmaya başlasınlar ufak ufak yapalım. Ya 1478 hocam yani sıralama şu anda iyi gibi gözüküyor. Kaymalarda olabilir. Dediğim gibi ikinci atama olursa 1500'e kadar yolu var öyle tahmin ediyorum. Ama şu anda hiçbir şey bilemeyiz. Pandemi süreci çok ciddi derecede etkiledi. O yüzden hani ikinci atama olur mu olmaz mı nasıl olacak bu konu hakkında kesinlikle söz sahibi değilim hocam. Şöyle bir şey diyelim arkadaşlar. Yeni videolarımız çıkacak. Eksik olan 5 dersim var. Onların videolarını çekeceğiz öncelikle arkadaşlar. Ama ondan önce kitap. Kitap arkadaşlar. Kitap çıkacak. Konu anlatımı kitap. Sade bir kitap çıkarmayı düşünüyoruz. Ama geniş içerikli olacak. Yani ÖSYM'de yok yok diyebileceğimiz tüm konuların içerisinde yer alabilecek eksiğin bulunmadığı bir kitap düşünüyorum şu anda arkadaşlar. İki set şeklinde olmasını düşünüyorum. Çünkü kalın kitapları sevmiyorum. İkiye böleceğim kitabı. Olmazsa üçe de bölebilirim. Rahat bir şekilde sizlerin çalışması olsun diye arkadaşlar. Takım sporlarını ya da spor branşlarını bir kısımda alabilirim. Sağlıklı olanla ilgili anatomi, fizyoloji bir kısımda düşünüyorum. Diğer bölümlerde bir kısımda düşünüyorum arkadaşlar. Çıkacak inşallah. Sabredin arkadaşlar. Biraz sabredin. Şu anda alan eğitim derslerinize bakın. Genel kültür derslerinize bakın. Videolardan dinleyip özet çıkartabilirsiniz. Az önce arkadaşımızın biri çok güzel bir şey söyledi arkadaşlar. Yazarak çalışmak çok çok önemli. Sizler için gerçekten de ben öyle yapıyorum. Herkesin farklıdır tabii algısı ama yazarak çalıştığımız zaman arkadaşlar daha da çok bilgi akılda kalıyor ve ezber yapmayın, öğrenin arkadaşlar. Bunu muhakkak uygulayın. Ezber asla ve asla yapmıyoruz. Öğreniyoruz arkadaşlar. Öğreneceğiz inşallah. Kontenjanlar ne zaman açıklanır? Büyük bir ihtimal Kasım ayının ortalarına doğru açıklanabilir arkadaşlar. Sonuçta bilemiyoruz. Şu andaki durum farklı ama alımlar illaki Şubat, Mart zamanında olacağı için açıklanır. Yani 1600 imkansız Harun Hocam gerçekten de zor. Hamit Hocam gülerim deyip duruyorsun ama yani şarjın da bitmek üzere. Artık başka almayalım. Arkadaşlarımız da sıkıldı galiba. Çünkü yazıyorlar yorumlarda. Hocam sıkıldık artık arkadaşlar. Sizlerin cevaplarını vereyim arkadaşlar. Soruların cevabı. GSM alım yapar mı?
GSB alım yapacak diye söyledi arkadaşlar. Bakın 5-6 federasyon başkanıyla görüştüm. GSB alım yapacağını söyledi. Belki sınavı bekliyorlar. Sınavdan sonra alım yapabilirler. Bunu da bilemiyoruz. İkinci alım ne zaman? İkinci alım pandemi, normalde pandemi sürecinden yani Haziran gibi olması lazımken tabii süreç bayağı bir uzadı uzadı. Farklı bir yönlere gitti arkadaşlar. Ağustos'a kadar ilerledi. İlla ki olur. İnşallah olur arkadaşlar. Yani büyük bir ihtimal o da Haziran gibi açıklanır ikinci atama için eğer olursa arkadaşlar. Yasin Hocam çok teşekkür ederim. Senin sınavın nasıl geçti? Özelden bana yaz. Çünkü seninle çok konuştuk. Merak ediyorum hocam. Yasin Hocam 80.70 846 arkadaşlar, dediğim gibi 700 ile 800 arasında bir alım görüyorum. Ama şöyle bir şey yapabilir devlet bu sene. 30 bin alım gibi bir şey olabilir, bir hissi var içerisinde arkadaşlar. 15 bin bir alır, 15 bin bir alır. 20 binde atamamız 700-800 ise belki yine bozmayabilir. 600 ile 700-800 arasında olabilir arkadaşlar. O yüzden kesin bir şey yok. Mülakatlar tarihi belli, hiçbir şey belli değil arkadaşlar. Kasım ayında her şey belli olacak. Büyük bir ihtimal, yani en kötü ihtimal GSB alımları da Kasım ayında belli olur. Çünkü çok az bir süre kalıyor. Bir an önce bitirirler arkadaşlar. 2020 Temmuz sınavı Eylül'de mi? Yok, Eylül'de olmaz arkadaşlar. Normal seyirinde olur büyük bir ihtimalle. Seyri artık değişmez diyeceğim. Tabii pandemiye bağlı ilaçlar, aşılar vesaire bulunursa, çabuk bir şekilde kalkarsa inşallah bu da geçecek arkadaşlar. Evet, dedik arkadaşlar standart sapma ekledi. Geçen yıla göre ilk atama için 1-1,5 puanlık bir öne kayma oldu arkadaşlar. Geçen yıla göre 79.8'de kaldı. Bu yıl 80.8'de ya da o civarda bir şey olabilir. 80.9 ya da 81'e de tekabül edebilir, bilmiyoruz. Alıma bağlı arkadaşlar. Canlı yayınlar yapacağız. Ara ara sizlerin sıkıntılarını, dertlerini dinleyeceğiz. Bu sene YouTube'dan canlı ders vermeyi planlıyorum arkadaşlar. Sizler için faydam dokunacaksa, bir kişiye faydam dokunacaksa, bir kişi bana dua edecekse arkadaşlar, o işte ben varım. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bir kişi bile bana dua etsin yeter arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız hani şeyi soruyorlar, işte yeni videolar çekilecek mi? Öncelikle 5 dersi çekeceğim, bunu bir daha hatırlatıyorum arkadaşlar. 5 tane eksik dersim var. Bunları çekmeyi planlıyoruz. Konu anlatımı çıksın. Ondan sonra diğer dersleri de artık yenileyeceğiz. Canlı dersler yaparak sizleri de daha da güzel anlatımlar olacak. İlk seneki çekimlerimiz illaki eksiklikler vardır, sıkıntılar vardır. Farklı bir formatta çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah Allah şu mübarek yüzün, mübarek günün yüzü suyu hürmetine kalbinizden, gönlünüzden ne geçiyorsa onu versin arkadaşlar. Yayını kaydedeceğim. İsteyen arkadaşlar dinler. Ben elimden geldiğince sizlere hizmet etmeye çalışacağım arkadaşlar. Ben yeni başlamadım arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bakın arkadaşlar, Kerem Balyemez bu işe yeni başlamadı. 2006'da internet sitesini kurdu. 2012'de dergisini çıkarttı. Yani biz bu alana girelim, para kazanalım diye yapmadık. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani o yüzden şey değil. Nedir onun adı? Hani yeni gelmiş de bu adam para kazanmaya çalışıyor vesaire. Bunları geçin arkadaşlar. Gerçekten geçin. Bizi bilen biliyor, bilmeyen de kendi gibi biliyor. Öyle diyelim arkadaşlar. Videolarım yeterli olacak. Az önce arkadaşım söylemişti. Bakın arkadaşlar, videolarım, soru bankası, deneme kitabı, inanın size samimiyetimle söylüyorum, 55 nete kadar sizi götürür arkadaşlar. Çok rahat. Bakın bunların şeyi hemen analizi çıkar. Çok rahat soruların analizini çıkardık. Vaktimiz yok. Videoların da analizini çıkartacağım arkadaşlar. Nereden ne soru çıkmış, bunu da yayınlayacağım. YouTube adresinde var arkadaşlar. Hangi soruyu yakalamışız, hangi soruyu yakalamamışız orada görebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden rahat olun, güvenin. Allah kısmet ederse şu kardeşiniz sizlerin güvenini boşa çıkarmasın diye gece gündüz dua etti arkadaşlar. Yanlış, hatalı sorun vardı 30 tane birinci baskıda. Bunları düzelttik. Şu anda hatalı sorumuz yok arkadaşlar. Bunlar sınavda çıkmasın. Arkadaşlarımızın bir tanesi yanlış yapmasın diye gece gündüz dua ettim arkadaşlar. Çok şükür hatalı sorularından bir tane soru dahi çıkmadı. O yüzden milletin sallamasını boş verin arkadaşlar. Bakın size söylüyorum, eğer biri size diyor ki Kerem Balyemez'in yayınını almayın, YouTube kanalına gidin. Bakın arkadaşlar, hangi soru çıktı, hangi soru çıkmadı, o zaman görürsünüz arkadaşlar. 60 bin atama olur mu? Bugüne kadar 60 bin atama çok nadir olmuş. Zor bir rakam. Bu dönemde özellikle zor bir rakam. 40 bin, 30 bin arasında bir rakamlar bulabilirsek çok çok dua ederiz arkadaşlar. Biz isteyeceğiz, verecek devlet.
belki verir ama devletin şöyle bir politikası var arkadaşlar. 100 bin açık varsa bunu hemen bitirmez. Bunu unutmayın arkadaşlar. Çünkü niye? Bir sonraki sene atama yapacak. Bunu bitirirse bir sonraki sene insanlardan oy alabilmek ya da insanlara iş umudu verebilmek için ne yapacak arkadaşlar? Ne yapacak? O yüzden hepsini almayacak arkadaşlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Ya 35 bin alım olur ya 40 bin alım olur. Muhakkak bekler arkadaşlar. Cuma akşamı bugün arkadaşlar güzel bir günde yayın yaptık. Dualarım sizinle. Allah kalbinizden, gönlünüzden ne geçiriyorsa onu versin arkadaşlar. İnşallah hepinizin atandığını görürüm, duyarım. Güzel haberlerinizi alırım arkadaşlar. Duamızı da ettik. Hep beraber güzel günler görmek dileğiyle gerçekten bana değer veren, bana saygı duyan tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah güveninizi boşa çıkarmadım. Hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Bir bay bayları görelim arkadaşlar. El sallamaları bir görelim artık. Yeter. Yayını dinlersiniz. Tüm sorularınızın cevabı var arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar. Şimdi birazdan paylaşacağım yayını arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Cumamız da mübarek olsun bu arada arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Evet, el sallamaları alayım. Şöyle. Harikasınız ya. Çok iyisiniz vallahi. Gerçekten hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Hiç canınızı sıkmayın. Olan oluyor. Rızık gelip sizi buluyor. Temel politikamız bu arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun.